Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Gecemiz gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak hepimizi ikinci anda aziz eylesin. Bizi, evlad-ı ihalemizi, bizim sevdiklerimizi, bizi sevenleri de Cenab-ı Hak hizmet-i imaniye, Kur'aniye'den, istikametten ayırmasın. Tahayyülünü ve tasavvurunu ve dimağını doğru kullanan kullarından eylesin. Amin. Cenab-ı Hak aklımıza hakim eylesin. Amin. Dimağımıza hakim eylesin. Amin. Tahayyül ve tasavvurumuza da hakim eylesin inşallah. Amin. Dima 68, tahayyül veya tahayyülle tasavvur. Şey, tahayyül yapacağız. Geçen hafta ve önceki hafta tahayyül, tasavvur yaptık. İki tanesi bitti galiba. Evet. Yani bir tasavvur, bir tahayyül, tasavvur, taakul, tahayyül, tasavvur. Bugün de tahayyül ve hayal. Biraz hayalden gireceğim. Bu başta zaten biliyorsunuz ama her derste söyleme ihtiyacını duyuyorum. Herhangi bir metin değil bu, yani hariç bir şey değil. Orada okurken kendini okuyorsun, aynaya baktığın zaman oraya onu gördüğün zannediyorsun ama aslında burayı görüyorsun. Ondandır ki burayı, saçını tarıyorsun. Burayı taramıyorsun. Orayı buradan oraya, oradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Aslında sensin. Tamamen dimağdır. Bu gözlük kimin? Diyecektim. He. Ondan sonra tamamen dima, bu mevzu sensin. Bu mevzu sensin. Hani mevzuda sensin. Sistem sensin. Dolayısıyla hariç değil, bir bilgi değil, sendeki var olanı uyandırmak. Üzerindeki battaniyeyi kaldırmak, mısırı patlatmak, çekirdeği patlatmak. Gayemiz şu, başlamadan önce hemen gayemiz şu. Burada yapılmış. Biz bu çekirdeğiz, insan bir çekirdeğe benzer. Halikü habbi ve neva, tamam mı? Ondan sonra insan bir çekirdeğe benzer. Kiminse. Şimdi bu çekirdek Nur-u Muhammedi'de var. Nur-u Muhammedi'nin sendeki karşılığı sistem kabul edilirse meçhuldur. İnsan kastedilirse onun içerisinde mesela çekirdekte ağaç var ama çiçek de var vesaire. Eğer bir insan olursa ene oluyor. Komple sistem olursa mecbur oluyor. Ama insanlık aleminin hulasası olursa Nur-u Muhammedi oluyor. Şimdi insan, anlatacağım mevzuyla alakalı da bu için. İnsan böyle bir çekirdeğe benziyor. Çekirdek olması gereken her şey bizim gözümüzün boyutunda değil. Olmuştur. Biz kader risalesinde geçtiği gibi olmuş olan sistemi dişir, dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile sahipleniyoruz veya reddediyoruz. Şimdi o çekirdek, gözümüz görmediği gibi, televizyon, radyo dalgalarını görmediğimiz gibi, çekirdekten yani bu şeyimiz olsun diye, en azından çekirdek, onun için anlatıyorum, çekirdek olması gereken son hududu olmuştur. Yani o yaratıldığın anda Allah için gelecek yoktur. Gelecekte olacak yok. Geçmişte de yok, anda yok. Hepsi olmuş, bitmiştir. Böyle bir sana, tamam mı? Şurada yeniden çizeyim de ne demek olduğunu şey yapayım. Normalde her yerdeyim, olmakta olanım ama, değil mi abi? Evet, yani şimdi
İnsan devamlı olmaktadır. Olmuş bitmemiş. Kedi gibi, köpek gibi, elma gibi olmuş bitmiş. Öğrenmesi gerekiyor ne biliyorsa, ne bilmesi gerekiyorsa öğrenmiştir, gelmiştir. İnsan taallümle tekemül etmek için geldiği için hep olmakta şu anda diyorsam ben kimim? Olmakta olan. Olmak devam ediyor. Şu anda olan. Ama devam ediyor. Şuradan yapayım. Şu toprak. Şurada bir çekirdek. Patladığı anda olması muhtemel, itibari, nisbi, vahidi kıyası, sen böyle daha şuurun ıttıla etmediği sen varsın. Bu mevcuttur. Allah nazarında bu bitmiştir. Şu anda Allah için kafirler cehennemdedir, Müslümanlar da cennettedir. Allah geleceği bilmez, geçmişi de bilmez. Ne demek bilmez? Gelecek, geçmiş bize var. Onda öyle bir şey yok. Bitmiş yani, intikamı da almış. Şu anda hepsi olmakta olmuştur. Biz yaşarken dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile biz onaylıyoruz veya reddediyoruz. Senin üzerinden geçen, bunu da çözüyor bu. Senin üzerinden geçen bu marifet nurlarını tenkit parmaklarıyla yoklama. Tereddüt eliyle bilmem ne yapma. Var ya 10. nota. Budur. Bu bitmiş. Şimdi biz bu ruhlar alemine geldik, sahne aldık. Elestu bi rabbikum. Dünyaya geldik alem-i şehadete. Bu içe, bu olmakta olması muhtemel olan bu sisteme inşaattaki kalıplar gibi düşün, betonu döküyoruz, harç kalıp alıyor. Ne yapıyorsak şer veya hayır, bazen fırtına geliyor, dalı koparıyor, dal düşüyor, meyve düşüyor veya kuruyor. Veya gövdeki kuru kabuklar gibi. Bir de vazife var, elma da vazife yapıyor, bir koku da yapıyor. Öyle bir zerre var ki, kabukta vazife yapıyor, bir de çekirdekte vazife yapıyor, kutsi. Ayağımızda, tırnağımızda vazife yapan hücre var, usta da diyor. Bir de aç bu senepte vazife yapan zerrat var. Zerrat-ı asliye diye geçer isalinde. İnsanın aslı zerrelerini şey yapıyor. Alem-i şehadeti geldik. Onu da başka renkle yapıyorum. Alem-i şehadeti bu olmakta olanın içerisinde ekliyoruz. Yaşadıklarımız beton oluyor. Bazılarla doldurmuyoruz. Geçtik kabire. Kabire geçtik. Oradan da bir şeyler yüklendik falan. Cennete gittik. Cennete gidiyorsun. Ekliyorsun, ekliyorsun. Bu ağaç bitmiyor. Cennette terakki yok ama inbisat var. Rüyetullah'a, ona delil, rüyetullah'a çıktıkları zaman diyor. Rüyetullah'a. Evet. Döndükleri zaman ehilleri onları tanımayacaklar diyor. Hadiste Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O kadar acayip. Değişecek. Yani cennetin bütün hulasası hürriye cem edilmiş. Mümin ne kadar güzel olacak ki ona hürriye böyle kendisinde senden ayıramayacak. Cennetin güzelliği, bütünlüğü sana meftun olacak. Sen ise rüyetullah'a gittikten sonra döndüğün zaman ehilleri tanımayacak. Demek ki imbisat devam ediyor. Bak aynı hal değil. Çünkü Allah'ın adetullah'a, Allah'lık hakikatına zıt donukluk. Hiçbir yerde donukluk yok. Cennet, rüyetullah. Mesela
İşte pazartesi Adem Aleyhisselam'a girdirecek diyor, Peygamber Aleyhisselam sahne falan. Perşembe beni bütün insanlık toplanıp beni ziyaret edecek. Sonra cuma hepimize gideceğiz diye Allah'a bir şey anlatmak için söylüyorum. Bu ağaç bitmiyor ve bitmeyecek. Sen ister kabul et, ister kabul etme. Sana rağmen güneş doğacak ve batacak. Balık yürüyecek, bitecek. Vücudun değişecek, değişmeyecek. Sen bu vücudundaki ve senin haricindeki her şey sana rağmen sistem çalışıyor. Sen buna dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile sahiplenirsen sana mal oluyor. Kalıplara beton dökülüyor. Yoksa dökülmüyor. Kimisinin ağacı şöyle oluyor arkadaşlar. Yani bu vardı. Bu vardı göstereceğim. Bu vardı. Ama bu kadar olmuş. Kimisine filiz verdi Osman, o kadar kalmış. Yani bu gelelim külliyatın tabirine. Cüz'i nazarını cüz'iyeste hapsetme. Cüz'i nazarını cüz'i şeylere akıp hapsetme. Cüz'i nazarını küllileştirmek lazım. İnsan-ı ekber budur. Şu. İnsan-ı ekber budur. Kain insan asgar budur. Bu yeşil olan, şemavi olan. Cüz'i nazarını cüz'i şeyin hasetme. Ben şu anda bunun şunu kastediyorum. Nazarınız küllü olsun diye bu şey yapıyorum. Yani insan kendi yaratılışına şahit olabilecek bir mahluktur. Fena fillaha mazar olarak karşı bir misal vermiştik. Allah, başka kimse yok. Ben de daha mahluk olmayan ben. Tövbe, tahayyülü küfür küfür değil, tefekkürü küfür küfür değil diye söylüyorum. Evet. Allah dedi ki, gel Mehmet, mahluk olmayan Mehmet'tim, vücudu alicisi olmayan, gel buraya yanıma. Şimdi senin mahlukat, mahluk olman tarafın, sen daha mahluk değilsin, ruh giymemişsin. Kudret tahallük etmemiş. Tahallük etmemiş. Senin yaratılışına sen şahit ol. Bunu konuşabiliyorsan ben şimdi, ben bunu düşünebiliyorsam böyledir ya. Tamam. Şimdi kendi yaratılışına kendin şahit olma, külli nazarına çıkmak gerekiyor. Yani nedir o? Düşüncelerimize oraya koy. Bu kainatın arkasına geçme yöntemidir. Değil bedenin arkasına, varlığın arkasına geçiyorsun. Allah ve sen. Bunun adı felafillah'tır. Eğer bu haleti kazanıp da alim şahadette yaşarsan bunun adı da bekabillah'tır. Bu dönmektir. Tasavvuf şeyini de söyleyeyim. Bazılar gelemiyor. Külli nazarını, külli şeye hasretti İmam Muhiddin Arabi. Orada duruyor. Fena fillahı oldu. Bir ara Geylani'nin de oldu. İşte şanım ne kadar yücedir. Bütün veliler ayağı altındadır. Benim ayağımın altında omuzları falan. Korkunç böyle taat var. Geylani'de de var yani. Ustadımızın. Fakat sonra bekabillahı oldu bunun. Geldiler ve tahsiye ettiler o sözlerini. Tamam mı? Ötekisi gelen şahı şunu söyledi. Bizden olmayan, bizi bilmeyen, bizim kitapları okumaz. Dedi. Haklı adam. Senin benim gibi adamlar da okursan onu mahiyetteki olan bir şey hakikat zannediyorsun. Değil yani. Hakikat değil. Keşiftir diyor. Şimdi adam buraya kadar gelmiş ölmüş. Şu. Değer mi Osman yani sonsuz bir hayat, ezeli ve ebedi bir hayat serüvenine düşmüşüz. Onun derdiyle dertlenmişiz. Böyle bir insan olmak istiyoruz. Küllü olmak istiyoruz. Zeytinburnu'na bir doktor olarak hayatını noktalamak istemiyoruz. Küllü bir nazar. Onlar beni sen bu dünyada bulunma, bulunmadık ki meşgul ettim ya. Bu değil mi ki ben? Küllü nazarın küllü işi yapmak böyle tenkittir, eleştiridir. Ya olmaz öyle, hala onlarla meşgul olmuyorsunuz. Zaten olmaz bir insan. Bunları düşünen insanı böyle insan mahluklara rastladığı zaman ona ancak acır. Ve izah etme ihtiyacını duymazsınız ve duymayın. Sakın izah etme. Nereden çıktı? Doğru söyleyeceksin diyeceksin. Meşgul olmayacaksın. Çünkü seni yere çeker bu. Yer çekimidir bunlar. Bunlar mevcudatın sanki yer çekimi enerjileri gibidir. Eşeği yere çekerler. Külli nazarımızı külliyete hasedeceğiz.
Yani ta bunun tepesi. Peki Mecul'e gitti, bitti mi? Hayır. Mecul'e cennette rüyet var ya, devam ediyor. Devam ediyor. Nereye kadar? Ezeli ebedi. Bunun sonu yok. Şu sanal vücudun sonu yok. Cennette de şey var diyorum bak, terakki yok. Temessül şey var. İmbisat var. Yani oku atıyorum, evet oku atıyorum. Okun gitmesine inkişaf denilir. Ama sesim genişliyor, buna imbisat. Cennette genişleme var. Ya nasıl anlayacağız abi genişlemeyi şimdi böyle diyorsun? Kaynat genişliyor. Kavrayamıyorum. İdrakın, anlayışın, kalbin, ruhun bir öncekisinde bir sonra siması değişecek diyor. Ne demek? Girmek istemiyorum da. Allah'ı gördükleri zaman hususun haline gelince eylerin simasını tanımayacak. Sen ben çok iyi biliyoruz ki sima ruhun dişe vuruşudur. Ruhlarında ne olmuş ki sima böyle olmuş? Anladın mı? Simalar öyle değişecekmiş ki cennet ehlileri rüyetten geldikleri zaman hurileri onu tanımayacak. Neyini tanımayacak? Simasını. Simayı biz biliyoruz ki ruhsalın dışa vuruşudur. Ruhta imbisat var. Cismaniyet değil yani. Terakki ile arasındaki fark ne abi? Teklif bitti. Yani teklif, o teklif içinde teklif yok. Teklif yok. Devamlı aldığın aynı oluyorsun. Yani mesela diyelim namaz kıldın, ihlassızlıkla, riyakarlıkla, bilmem neyle, günahla onu söndürebiliyorsun. Orada her kazanım kazanımdır. Teklif yok. Yani onu şey demiştik, doğru mu? Ya da bu onu mu anlatıyor? Mesela şu an aldıklarından bir daha fazla alma şansı yok. Ama aldığını genişletmenin sonu yok. Yani. Sonu yok. Yani aldığını genişletmenin, daha yani aldığın boy. Bir namaz kıldın. Hiç almadığın bir şey orada bir daha alma şansı yok. Yok. O inkişaf mı? Yeni bir şey. Mesela bugün vefat ettik, sabah kıldık namazı. Bir daha ezeli ve ebedi öğleyin namazı yok senin. Onda, o inkişafın olmayacak. Olmayacak. İnkişaf yok. Ama daha dünkü öğle namazının imbisatı dibi yok. Onun için ne yaptınsa o. Peki o zaman diyor ki beni rahatsız ediyor bu cümle. Beni rahatsız ediyor. Ya bugünkü öğleyin yok öldüm. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bu sefer Allah şöyle de tamamlıyor. 11. Ramazan söylüyorum. Bir niyet, bir kast, bir irade, bir cerh, bir temayül. O zaman Allah yapmışsın gibi kıyamete kadar öğleni kılıyorsun ya, öğleni kılmışsın gibi muamele görüyor. Niyetinde var. Evet, 760 küsürde şu anlarda insanın hayatı ezel ve ebed nurundan medet alır diyor. Ebed ve ezel ebede mazhar oluyor. Geçmişe de olsun. Ezel ve ebed. Dibi yok yani. Adem Aleyhisselam'dan en son mümine kadar. Evet. Hepsi benim ve bütün öğle namazlarına kılınmış. Yani Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah başlattı öğleni, Allah öğleni bitirdi. Öğle namazını başlattı ve bitirdi. Ama bu süreç içinde ben 60 sene şey yaptım. Ben 60 sene içindeki öğleni kıldım. İçindeki sırf öğleyin yok. Bak bu tabi okumuşsunuz da ben şey göstereyim. Bak şimdi. Niyetimizi şey yapalım. He. Ezeli. Yoksa şimdi öğleyini sen nerede başladın? Hayatında kaç tane? Şu kadar ama ben isterim ki benim ne suçum var yani? Veya ne eksiktim var? Ya Rabbi Allah'lık hakikatinin zuhuratı ilk mahlukat başlayınca neyi namaz, neyi oruç, neyi iyi şeyi farz kıldınsa ben oradan başlamak isterim. Nerede bitirdinse sen, ben arızalarla bitmek istemiyorum cesedimle. Sen neyi bitirdinse dibine de isterim. O zaman diyor tamam, ki tamam. İnsanın fıtratında bu var. Hepimiz yani. Ha, o zaman diyor ki 756'da diyor ki binaenaleyh feynama tuvellu fesem ve çullah. Ayet-i kerimesinin sırrıyla, ayet de çok garip yani. Yani niyetinle Allah'a hangi yönüne yönelirsen, kıble edinirsen, ayet-i kerimesinin sırrıyla cihat-i sitteden hangi bir cihet olursa insan tenevvür eder, altı yön. Diyor ki hatta mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Dünyanın kuruluşundan. Bu bana yetmiyor dünyanın kuruluşu. Allah'lık hakikatinin Nur-u Muhammedisinden başlamak istiyor. Ha? Ondan sonra
Ve insanın bu manevi ömrü ezelden ebedi uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Ezel ve ebed. Ben böyle istiyorum ve ben burayı okuduğum zaman ancak rahatladım. İnsanın bu manevi ömrü, manevi ömrü, bizzat maddi değil. İyi yaşamadan yapmışım gibi verecek. Yapmadan. Manevi bir ömrü ezelden ebede kadar uzanan bir hayat nurunda medet ve yardım alır. Ve keza cihat-ı sitteyi temir eden iman sayesinde bu iman yapıyor. İnsanın şu dar zamanı ne olur? Ve mekanı, dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Ancak hani arabanın şöyle şavrını böyle eskide şey vardı ya, esnek böyle. Böyle esen. Ancak böyle istiyorsun yani. Ne yapıyor? İnsan şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem, bak, şeceri hilkat bir insanın hanesi gibi olur. Şeceri hilkat, cennet, cehennem, arş, arş azam, refi mahfuz, Cebrail, Mikail, İsrafil, nesi olur? İnsanın hanesi gibi olur. İnsan hanenin içine girdi diye, hane insandan büyüktür diye, kapsadı diye, insan için değer alır, insan için vardır. İnsan büyüktür. Ve ne olur? Mazi, mustakbel zamanları, Allah'lık hakikatinden ta sona kadar zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zaman-ı hal hükmünde olur. Anda olur hepsi. Kitab-ı mübin. He? Ruhuna ve kalbine. Ruhuna ve kalbine. Kitab-ı mübin olur. Yani kitab-ı mübin, ayrıca iman-ı mübin. Eşit oluyor. Evet. Eşit oluyor. İman-ı mübinle kitab-ı mübin eşit oluyor. Aralarında uzaklık kalkıyor. 756. Şimdi bu altınla yazılmaz mı? Bu dersten bakarsan. Bana diyorlar ki kendimi kendimden öpüyorum. Şimdiye kadar ne oldu? Bir büyük zat demiş ya, ben kendimi kendi ellerimle kaybettim. Yine burada duruyor. O çok hoşuma gitti bizim. Yani gösterince dedim yazayım. Çok bu benim değil. İşte o hangi zatsa. Ha, Müddin Arabi demiş. Benim ağabeyim. Kendimi virgül kendim yitirdim. Kendimi kendim yitirdim. Yine bulam kendimi. Hep olursun hiç edince kendi kendini. Bir daha biz de okuyayım. Kendimi kendim yitirdim. Yine bulam kendimi. Hep olursun. Ne zaman ama? Hiç edince kendi kendini. Hep olursun ama hiç olunca olursun. Mayenleşirsen, basitleşirsen bir şey olursun. Her şey olamazsın. Bir şey olunca her şey olamazsın. Her şey olmak için istiyorsan hiçbir şey olma. Risale'm değişik değil mi? Şimdi bu paragraf Osman hakikaten değişik değil mi şu abim şu anda? Tuhaf değil mi? Ama bu iman veriyor sana. Bir de bu nazarla bak yani cüz'i nazarını cüz'i şeye hasretme. Hala lugat mı okunur, toplama mı yapılır? Doğdum 78'den beri bu cemaate doğdum. Hala kıyamet kopacak. Aynı şey. Aynı nakarat. Bunlarla sakın meşgul olmayın. Şimdi bak insan ezel ve ebed nurundan medet alır. Yani bir kelime üzerine ömür ver der Risale-i Nur. Peki nereden bunu çıkarttın diyenlere çok çeşitli delillerim olmakla beraber en bariz misalim şey delilim 29. sözde çekirdek 32. sözde var. Okudu yani. Abi özür dilerim ama aynısı var, okuyabilir miyim? Okuyacaksın, ben onu söyleyeyim de. Şimdi diyor ki bu çekirdekteki program diyor bir yol bulup da dağılmıyor. Bu tereşuhtur, reşalanmak. Yani aktarım. Buradaki program diyor ağacın her yerinde temessülle oluyor. Temessülle olunca şuradaki abi alacağım senin şeyini. Ben de merak ediyorum. Şuradan şu çekirdekten
böyle, tamam mı? Böyle ne yapıyor? Yayılıyor diyor. Hani buradaki program böyle yayılıyor. Bunun adı temessül. Yani bir hatla gitmiyor diyor. Dolayısıyla sağdaki elma yapılırken soldaki elma da aynı anda yapılıyor. Oysa dünyada adet-i ilahiye biraz zıt. Yani sıra vardır bu dünyada. Bunu yaparken bu durur da biz bir şey yaparken bak şimdi öne bakarken arkaya bakamıyor. Tamam. Şimdi vesaire. Şimdi burada aynı anda farklı farklı iş yapıyor nihayetsiz. Bedendeki ruh gibi. Ruh da öyleymiş. Temessülen oluyormuş. Teleşüven değil. Ruhtaki bedendeki faaliyet temessüldür. Aktarımlar, bedensel aktarımlar teleşüftür. O doktorum da bilir. Dima'daki bilgi aktarımı temessül değil. Çünkü o çok sorun olurdu. Araya devreye girilirdi. Kimyasaldır. Bilgi aktarımı, genetik vesaire diyor. Anne babadan diyor. Yani fiziklerine dalga boyu verilir. İşte bu, bunun adı, bu anlattıklarımı ustad temessül toplamasını okursan aylarca buna varacaksın. Buraya değil, daha şeye varırsın. Ben bu makamda bunu söyledim. Tamam. Şimdi seni dinliyorum. Gayet yüksek ve garip. Kaynak yeni hangi kitap? Sözler 139, 13. söz. He, ne diyor? Gayet yüksek ve garip ve gayetle yayılmış acil bir ağaç farz edelim ki. O ağaç bir perde-i gayb altında, bak, bir tabaka-i mesturiyet içinde saklanmış. Malumdur ki bir ağacın insanın azaları gibi, onun dalları, meyveleri, yaprakları, çiçekleri gibi bütün uzuvları arasında bir münasebet, bir tenasüp, bir müvazenet lazımdır. Her bir cüz'ü o ağacın mahiyetine göre bir şekil alır, bir suret verilir. İşte hiç görünmeyen, görünmeyen ve halen görünmeyen. Bak, tekrar ikinci kez, hala şu anda gözükmeyen şu. O ağaca dair bir çıksa, biri çıksa, bir perde üstünde onun her bir azasına mukabil birer resim çekse, birer hudut çizse, dalından meyveye, meyveden yaprağa bir tenasüple bir suret tersim etse, resimlese ve birbirine yönetiliyor. Nihayetsiz uzak, mertte ve müntehasının ortasında uzuvlarının aynı şekilde ve suretini gösterecek muvafık tersimatla doldursa, tersimat, resim şekillerde. Elbette şüphe kalmaz ki o ressam o gaybi ağacı gayb aşina nazarıyla görür, ihata eder, sonra tasvir eder. Tasvir eder. Bunu Mesnevi Nuriye Kalı Mesnevi'de var biliyor musunuz? Bu resimlemek, Risale-i Nur dersini resimleyerek yapmak. Gelecekte çıkacak diyor. Hatırladınız değil mi? Evet. Mesnevi'de geçiyor. Okumuştum. Evet, okumuştum. Öyle çıkacağını söylüyor. Galiba 256'ydı abi. Evet. Öyle hatırlıyorum. Şöyle bakayım. 256. Burada bakayım merak et. 256 mıydı? Eğer 256 ise maşallah hafızana nazarda etmeyeceğim. Hakikaten ya. Doğru mu? İnan. Maşallah, tebrik ediyorum. Mesleviye hakim olmak zor ya. Tamam bak. Şimdi burada emanetin hakkını eda etmek niyetiyle benimle alakası yok diyor. Yani nerede çalışıyoruz? Atölyede çalışıyoruz. Bak hepimiz ders arkadaşıyız. Bu atölyede çıraklık yapıyoruz. Hatırlarsın da bu dersin adı atölye çalışması. Hepimizi şefki ihtiyacımız yok mu? Var. Bu tek olacak bir şey değil bu dava. Emanet var burada. Diyor ki burada emanetin hakkını eda etmek niyetiyle diyor. Cenab-ı Hakk'ın tevfikiyle derim ki ben nokta, katre ve katrenin zeyli, zerre, şemme, habbe vesaire risalelerimde müteferrik hadsiyatı. Yani kalbe düşen manaları, ince manaları.
parça parça aynaları derc etmişim. Parça parça ayna. Onu yapmışım. Kadse, zeyli vesaire de yapmışım. Ben yaptım diyor. Bundan sonra ne olacak? Eğer Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir zaman gelir kendisinden sonra birisi bütün bu müteferrik kasleri, bu ayrı ayrı parçaları ve parça parça aynaları tahrir, araştırmak ve tasvir, şekillendirmek, tahrir ve tasvir edip birleştirirse, o birleşirse, öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki, netice nedir o? Ahmet Mehmet'te başka olamaz, öyle bir şey yok zaten şanslı mavide. Netice sana bakan bu şu var, bana. Aynı lakin nuru, yani o farklı farklı parçaların bir araya gelmesiyle, mesela şu an şey, ağaç dendi. Kimin ne keyfini kaldırdı ki? İnsan kendi şerefi yükseliyor. Vay be, ben böyle bir gözükmeyen bir ağacım. Onun için sözde de söylüyorum. Ha bu, ya ben niye burada bitireyim ya? He? Niye burada bitsin benim şeyim? Ya bir taneden istemez misin? Ama ruhumda, benim ruhumda olan sende de var. E ben dili getiriyorum, size, siz dene getiremezsin belki ama ben bugün öğleni kılmak istiyorum ama ömrüm yetmedi diyelim. Ama ben kıyamete kadar öğleni kılmak istiyorum. Adem Aleyhisselam kılmış ve onu da kılmak istiyordu. Ama o zamanda da benim ömrüm, dünyanın kuruluşu, vallahi memnun, tatmin değilim. Dünyanın kuruluşuna sonuna kadar ezeli ve bir, ebedi bir hayatta her tarafı ibadet dolu olsa gene etmez. İnsanın fıtratının isteğinde, isteğinin cevabı değil gene. Yani nefes alamıyorum gene. Dünya kuruldu öldü. Bütün maneviyatla da olsa, hiç günah olmasa gene memnun değilim. Ezeli ve ebedi çünkü. O muayyendir. Bir baktı ki ezel ve ebed hayatına medet alıyor insan. Öyle bir şey olması lazım. İmanı artıyor böyle. Eğer aynalar ondan çıkabilir ki aynel yakinin nuru o aynada zahir ve numayan olacaktır. Olacaktır. Ortaya çıkacaktır. Ama bunu itiraz edenler de çıkacak. Mukadder olur mu böyle bir şey diyenlere diyor ki hem onlardan öyle bir hat, onlardan o şekillerin bütününe öyle bir kalbi ince manalar şekillenecek ki tehassül edebilir ki hakkal yakinin nuru ondan çiçekler açacaktır inşallah. Şimdi mukadder itiraz edenlere diyor ki ya olur mu böyle bir şey? Neden olmasın diyor usta. Niye Allah'ın ilmini, nimetini muayyenleştiriyorsun? Bu kadar olur. Yani Musa Aleyhisselam'ın kavmi gibi. İsa'yı niye kabul etmiyorlar? Musa'ya hakaret olur diye. İsa'yı niye kabul etmiyorlar? Musa'ya hakaret olur diye. Niye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Hristiyan'a kabul etmiyor? İsa'ya hakaret olur diye. Mücedditlerde de öyle yani. Birinci mücedit, ikinci. Niçin üçüncü mücedit, dördü kabul etmiyor? Üçe hakaret olur. Aynı kanun. Biz güya Yahudilere kızıyoruz. Biz güya Hristiyanlara kızıyoruz. Aynı sıfat bizde de var. Kainatın çekirdeği zaten. Yani böyle bir şey. Neden olmasın? Çünkü bütün bu risalelerdeki meseleler, hasler, yalnız Kur'an-ı Mübin'in feyzinden mülhemdirler. Yani Ahmet Mehmet'in değil ki sen gocunuyorsun yani. Abi Kur'an-ı Mübin'in dedi. Evet, Kur'an-ı Mübin'in dedi. Ne dedi? Kur'an-ı Mübin'in dedi. Kitabın Mübin, Kur'an-ı Mübin o mu? Kur'an-ı... Şimdi Harun, akıllı ol. Ne dedi, çok karıştırıyorsun. Kur'an-ı Mübin çok farklı da. Kitabın benim Kur'an-ı Mübin dedi. Hasan abi, bir şey çizebilir miyim? Söyle neydi? Yok, çizeceğim. Ne, söyle de ondan sonra dur. Dima ile ilgili. Ege? Kullanıyor musun? Sıkı kullanmış. Osman abiyle konuştu öteki tarafına. Ne otur, siyah. Onu aç. Çek. Hızlı çevir. Yükkan şurada mı yap? Onun altında yap. Şurada. Onun altında, şeklinin altında yap. Sağ mı? Orada biraz. O zaman onu orada yap. Yanına yap ki tahtayı böyle iktisatlı kullanmak. Sürekli
Biliyorsunuz zaten de siz. Neyi bu? İmaniyle. Yazsam neyse. Olur. Tahirde, tasde, tasde, tam yazma, tas, tasavvur, tak, takun, tam tak, tasdik, tas, iltizam, izan, iltizam, itikat, it yazdın, tamam. Tamam, hep söyledir değilim, tamam. Hepsini yazmana gerek yok. Latife Rab de, Rab. Latife Rab'ı yazmadın? Yok. Ben şeyde, dosyası telefonumda var, göstereceğim de sadece tamam. Burada şey göstereceğim. Daha aşağı gidiyor, sağda gidiyor da sadece burada şey yapacağım. Burada tahayyülün, tahayyül olması için iradeden geçmesi lazım. Zaten arkadaşlar hepsi biliyor şeyi. Ben hemen şuradan çizimimi yapayım sadece. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geçişler, Hasan abi, mesela bu hani dima, vicdan, kalp bütünlüğü diyoruz ya. Biz her şeyi konuşurken bir şeyi konuşuyoruz. Bir şeyi konuşurken burada her şeyi konuşuyoruz. Bundan dolayı da haritanın bütününü konuşup tahayyülün tahayyül olmasına karar vermek için hangi aşamalardan geçip işte bu tahayyüldür diyebilmemiz lazım ki hepsini bir araya döküp ondan sonra söyleyelim. Şimdi tahayyülden geçerken İradeden geçiyor, tasavvura direkt çıkmıyor. Burada tabii büyük insandan bahsediyor. Herkesten. Geçişler böyle. Geçişler böyle burada. Çok ilginçtir. Sizin bir şeyiniz vardı. Kainatı bir noktaya topla, kainata oradan bak. Ama bu nokta ne? Şeyinde, hayalinde olan var mı nokta ne diye? Çok ilginç bir şey de. Buranın bir sıfır noktası var. Hani her şey mesela bir hesap makinesinde bile bir hesap yaparken bile bir şey hesaplıyorsun. Ondan sonra ikinci bir hesapta hemen yeniden sıfırlıyorsun, devam ediyorsun. Oradan sıfır bir oluyor. Yeniden başlıyor. Şimdi şuralarda dolu aslında da ben sadece özet olarak şey yapacağım. Haritanın bütününü şey yapacağız. İnşallah. Şimdi Hasan abi, buraya da şöyle bir şey çizeceğim. Bir noktayı nazar. Ve bu kadar değil. Şöyle çizeyim. Burada ağız var, neyse. Şimdi üstadın şeyi, senin mahbubun vakta gözünün penceresinden şuva ve belki hüsnünü vicdanına ilka ederse o aşk denilen nar-ı mukadde birden yandırmaya başlamakla mülat diye gidiyor öyle meyillerine göre. Şimdi burada göz var. Kirpiği var. Neyse. Giren, ilk girdiğinde şuranın sıfır noktası abi.
Heva. He? Heva. Heva. Heva'da ne var? 3 tane istek var. Hani zannediyorum ben 2017 16. Dima 16, 17. Beni Mehmet abiyle buraya bırakmıştınız. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben de çalışacağım dedim. Muhakemattan 95-96'ya çalış demiştiniz o zaman. Hiç okumamıştım ben. Heva'nın içinde 3 tane. Yani Heva, aynı Osman abi de o derste şeyi var. Heva santral gibi çalışıyor. Bir dağıtım mekanizması gibi. Heva'nın içinde benim bulduğum 3 tane şey var. 3 istek var. Bir onun isteği, bir benim isteği, bir şeytanın isteği. Sen 3 isteği sıfıra çekip varlığa çıkartman lazım sürekli. Eğer senin isteğin fıtraten onun isteğine bağlı. Şimdi 3 istek, burada sen ne istedin? Geldi dışarıdan bir şey istedin, bir şeye bakmak istedin. Göz. Harama bakacaksın. Haram geçti. Harama bakıyorsun. Harama baktın. Baktığında otomatikmen senin baktığın şey şeytanın istediği tarafa geçiyor ve Adem'e düşüyor. Eğer Allah-u Teala'nın isteğine baktığında, o Allah-u Teala'nın isteğine baktığında ne yapıyor? Otomatikmen onun isteği olduğu için komple bunu çevreliyor. Hepsini. Sen ne yapıyorsun? Otomatikmen iraden, zihnin, hisnin, latife-i insaniye, hepsi ona göre çalışıyor. Buradaki geçişler bu şekilde Hasan abi. Şimdi burada ben sadece yine noktayı nazar, dediğim gibi Osman abi keşke sana mail atsaydım. Orada daha şey yapardık ama ilerleriz orada. Çok ilginç bir şey yazacağım. Şuraya tahayyül ve tasavvur konumuz. Şurada 7 meratip var. Şu nokta var ya Hasan abi. Şu nokta. Şu nokta. Bir de şurada var bak geçiş. Hı hı. Geçiş. Şimdi büyük insanı konuşuyoruz ya. Şurası nefsi safiye. Safiye. Hı hı. Burası, şurası, şurası emri küm feyekün tezgahı. Şurası. Yani bütün iş şimdi bunu noktayı nazar vermemin sebebi şu. Nefsi safiye buradan aşağı doğru gidiyor. Şuraya gelecek olan nefsi emmari. Hani Allah Resulü hadis-i şerifte diyor mesela, şunu insan olarak düşün de şöyle. Tam buraya gelir. Nefsi emmari iki kaşın arasındadır diyor. Ama buradan ikisi gittiğinde orada bir çaprazlama var Osman abi. İçeride. Sen bir ara baktığını hatırlıyorum. Çaprazlama var. Nokta burada. Nokta burada. Şey, şekilde şey oranı. Yani aşağıda Latife-i Rabbaniye'den mi geliyor? Şimdi ben şöyle. Ben öbür haritayı umumi gösterirsem ancak ortaya çıkar. Orada. Ben sadece noktayı nazar vermek için şey yaptım. Şimdi nefsi safiye buradan yazdık ya. Nefsin meratiplerini. Nefs-i emmari. Buradan sonrasında da şecere-i hilkatim var. Aslında biz burada böyle bir harita görüyoruz ama şöyle düşünün. Şurada orada o emri küfe kündekinde mesela o tasavvurla zihnin geçiş süreci mi olarak ifade ediyoruz? Şimdi şöyle. O şeye burada, göre. Şöyle bir noktaya nazar vereyim. Bir saniye. Mesela şurada şöyle bir şey var diyelim. Veya düz olsun fark etmez. Düz olsun. Buraları yine böyle yedi. Şu gördüğünüz haritayı şuraya koyun. Bu gördüğünüz haritayı böyle koyun. Burada emrükün feyekün tezgahı var ya. Tezgah. Hani Allah Teala diyor kulum beni mi tanımak istiyorsun? Kendini tanı. Burada bir tezgah var. Tezgahın üstünde imalat oluyor. Buradaki imalatın içinde de bir istek lazım. İstedi. Bir tezgah var Hasan abi. İstedi. Orada irade lazım. Tahayyül lazım. Tahayyül sisteminin ihatalı bir şeyi var.
tahayyül lazım ve orada bir safiyet lazım. Mesela Hasan abi burada çalışırken bu masada bura bir önce bir tertemiz olması lazım ki safi bir şekilde burada çalışmalarını en berrak şekilde yapsın. Harita burada bu şekilde ilerliyor. Şöyle ezel mesela çizeyim. Bir iki tane de teçhizat vardı da bir kumpas bir de birkaç bir şey vardı. Getiremedim onları abi. Şimdi burada ezel ebed var. Ezel ebed. Burada ezelden ebede, ebedden ezele giden bir çizgi var. Hani şöyle giderken hani Yunus demiş ya şeyde Hasan abi siz çok zikrediyorsunuz onu. Cennet cennet dedikleri. Yok diğeri çok uyuyor da. Evet. Sırat köprüsü dedikleri diyor kılıçtan ince kılıçtan şey kıldan keskinmiş diyor. Gidip de oraya saray yapasın var. Şimdi şurada bir Sırat köprüsü var. Şurada. Bu Sırat köprüsü başlıyor insandan, nefsinden başlıyor, gidiyor. Geliyor bu tabi burada alem-i insanın içinde konuşuyor. Buradan emri künfeyekün, şuradan secere-i hilkatten. Secere-i hilkat tamamında var ama ben noktayı nazar için söyledim. Buradan devam ediyor. Secere-i hilkat ta mahiyeti zatiye kadar. Bu çevreleme atıyorum buradan başlıyor. Buradan sürekli o tarafa doğru bir şey mi, develan mı diyordun? Akış. Akış var. Sürekli bir akış var. Bu şekilde soracağınız sorular varsa daha nedir şey, dima nerede? Dima kendisi o zaman. Dima, bir şeye dima diyebilmemiz için Hasan abi, dima, işin aslı bunun bütünlüğünde dima oluyor. Yani bu tek başına dima olmuyor. Mesela geçen bir Adem mağdum meselesi vardı biliyorsunuz. Bir Mehmet abi sen okumuştun herhalde değil mi? Kafur abi. Şimdi ehli belalet şurada tahayyül tasavvur tahakkül var ya. Abi bu kanuniyet Allah-u Alem burada da işliyor. Buradan başlıyor. Bu şekilde işliyor. Buradan başlayınca bütünlüğe gelemeyince otomatikmen dima kalp bütünlüğü hiçbiri bir araya gelmiyor. Yani dimanın dima olması için komple bunları içine alması lazım ki ona dima diye. Mesela bakın burada şurada nefis meratipleri koyduk. Buraya dimanın meratiplerini koyduk. Buraya da kalbin meratiplerini koyduk diyelim. Peki bu şeklin genel adı ne oluyor? Dima değil bu. Daha bütünmüş. İnsan bu ben şimdi bunun genelini i̇nsan göstereceğim birazdan da. İnsan da anlatıyor. İnsanı anlatıyor. İmanı da aldın içine. Hepsini aldık. Aslında bu birkaç bunu çevirip anlatacağım yerler var. Şöyle bir şey düşünün Hasan abi. Bunu aldınız, kartopu gibi ya bu. İsteğiniz var. Bunu yuvarlayın. Yuvarlayın. Sıkı sıkı. Gökhan abi bu işte şimdi başka bir mevzu bu. Tasavvur veya tahayyülle bağlayabileceğim bir şey varsa yoksa ders dağılacak bence yani. Burada mı? Evet yani tasavvur veya tahayyül bir şey varsa yoksa başka bir gün sana ders verelim bunu anlat. Tamam. Yani özür dilerim ben müdahale etmek zorunda kaldım ama çünkü dersimiz dağılacak. Tamam anlaşıldı abi. Tamam tahayyülle tasavvur. Varsa o tamam. Noktayı nazar iyi olur. Tamam abi. Heva sıfır noktası dedik. Heva istek. Burada tahayyül ve tasavvur var abi. Tahayyül tasavvur diyorsunuz ya. Tahayyül bizim istediğimiz tahayyül olması için iradeden geçmesi lazım. O gerçekten tahayyül. Ama tersi diyoruz ya biz mesela. Tahayyüle tam tersi olarak ne diyoruz? İnsanın iradesini dinlemezler, cüz ihtiyacı dinlemezler, teklif altına giremezler. Sarı ifadeler var ya. Mesela o zaman onunla birazcık şey düşüyor. Bir daha alabilir miyim abi? Yani o şeydeki okuduğumuz yer var ya, cüz'ye ihtiyacı dinlemezler, tamam. Teklif altına da giremezler, teklifi dini altına çok giremiyorlar, bir derece serbesttirler, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. İki tane şey var diyordu. Mesuliyet tamam. Altına da girmezler, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. Peki. Tahayyül tasavvur için ve serbest bölge dediğimiz mevzu ya, o zaman o iradeyle onu nasıl birleştireceksin onu? Şimdi tahayyül ve tasavvur derken ana başlıkta kullanıyor ya, tahayyülün ve tasavvurun içi dolu. Mesela tahayyülün içinde işte mevadi şeriyeler olsun, erba kabiseler olsun,
cüz'i iradeyi dinlemeyenler veya bir de dinleyenler var. Sen doğru dinleyen mu? Tarafını evet. Anlatıyorsunuz. Şimdi anladım. Dinleyen tarafı, şimdi umumi anlattık ya, ondan dolayı. Dinleyenler var, dinlemeyenler var. Doğru mu? Mesela cüz'i ihtiyari nerede demiştik abi biz? İltizam ve şeyde. Cüz'i ihtiyar, mesela üstad diyor ya abi, cüz'i ihtiyarımdan vazgeçtim diye. Mesela benim bulduğum cüz'i ihtiyari bu hevanın içinde. Niye? Çünkü cüz'i ihtiyarımdan vaz. Yani üç istek var ya, Allah-u Teala'nın isteği, benim fıtri isteğim, bir de şeytanın isteği var. Şeytanın isteği cüz'i ihtiyarı. Şimdi tamam, ben biraz anladım ama bu geniş, bizim nefsimizin değil, kapsıyor bu. Genel bu. Anladığım kadarıyla bu kalp tarafı, bu nefis tarafı, bu dima tarafı, bu eylemsel tarafı, bütünsül insan. Evet. Biz bundan konuşuyoruz şimdi. Tamam, anladım abi. Tamam. Şimdi şey otur. Bir de şuna çok. Bir noktaya nazar verebilir miyim abi? Şimdi verme. Çok küçük. Yok verme. Hasan abi, bura çok lazım. Peki çabuk ol. Hemen veriyorum, hemen. Siz hani burada noktayı çiziyorsunuz ya, burada şeyler var, uzuyor. Ben size şöyle bir şey çizeyim mesela. Demin gelecektim de oku. Tamam neyse, çabuk ver. Mesela çiziyorum şu an. Bu merkezden geçiyor. Bak. Geçti. Şimdi bunlar mesela Sübhaneke ya Allah-u Teala'yı ya Rahman-ı Cimlerminenler, Sübhaneke ya Rahim'i. Mesela bunun bir ucuna Rahim, bir ucuna Kerim. Tamam. Şimdi bunları yan çevirdim abi, yan çevirdim. Burada çok aynı güzel. Sizin çizdiğiniz gibi var ya, bak böyle olacak. Bunların biz arasındaki o boşluğu bilmiyoruz. Ama biz bunlara, şunlara şöyle baktığınız için, şöyle bakıyoruz ya. Burada otomatikmen bir kuvvet oluşuyor Hasan abi. Burada. Biz hani geçen aslında siz derste anlattınız bunu. Burada kuvvet oluşuyor. Ve bu kuvvet bir yerden patlamış gibi gözüküyor. Ama o bir yerden patlama yok. Dışarıdan esmanın bütün hepsinin aynı yerden geçtiği tezahürü var. Ortada oluşan kuvvetten bu aslında dediğiniz gibi buradan ne yapıyor? Şunu aldım. Bunu aldım, bürdüm, buraya koydum Hasan abi. Bu, buradan yol buluyor. Dediğiniz gibi bütünlükten geçerek yol buluyor. Ve kelam, üslup kelamın kalıbıdır. Bu üslup oluyor. Ve bu üslup kalıbına dökülüyor. Senin o kalıbın bunlardan gezerek elezyonik bir şekilde çıkıyor. Ve ortaya da zaten böyle bir şey çıkıyor. onu da söyleyin. Ortaya da böyle bir şey çıkıyor. Yani öyle bir sistem ki bunu aldınız, insanın boyunda büyüttünüz, insana uyuyor. Dürdünüz, gözün Süveyda'sına koydunuz, Süveyda'da yürüyor. Yani bu 18 bin alemin kavşağı gibi, aynı dediğiniz gibi. Sonra siz oradaki baktınız ya mesela tahayyül, tasavvur. Mesela gözden ilk giren burada tahayyülü oluşturur, gözden ilk giren. Ama kulaktan giren tasavvuru oluşturur. Demin ki gelmek istediğim oydu abi. Şuraya bir kulak çizeyim isterseniz. Bakın. Hatta kulağın memesi de şeye gelsin. Hisse gelsin. Hasan abi. Tasavvur da buradan geçsin. Bakın merkezi. Dimağın ve beynin içini araştırdığınızda zaten beynin içinde de helezyon var. Şu anki bilimin bir uğraşı Hasan abi. Üç noktasına bütün bu hani baş dönmeleri bilmem neler var ya. Üç noktasında, o helezyonun içindeki üç noktada şey bulduğunu söylemişler. Sıkıntı, orada bir tahribat oluyormuş. Ama ne olduğu belli değil. O tahribatın olduğu yere, Mehmet abi, o tahribatın olduğu yere, bak, o tahribatın olduğu yere de tam tahayyül ve tasavvur bakıyor. Bak, duydun, tasavvur, ilk düşünce çalışıyor. Gördün, ilk tahayyül çalışıyor. Mesela burundan nefes aldın, ilk his çalışıyor. Hasan abi. Sen mesela gittin şey kopladın, parfüm kopladın, otomatikmen senin hislerin devreye giriyor. His, eğer onun içinde derce diyorlar ya hani şeyleri, his, adam hisle tahakkülünü bloke ediyor. Mehmet abi, his, çok tehlikeli. Hisle parfüm, sen parfüm kopluyorsun, yani parfümün mahiyeti bilinse adam
Böyle sümkürür. Koku dersinde vardı mı? Tasavvur bak sürekli. O iki devre, dima devre bırakıyor koku. Hissi aktif ediyor. Hissi aktif ediyor. O da tahakkülü devre dışı yapıyor. Tahakkülü devre dışı bırakıyorlar, akıl mı? Otomatikmen gördüklerin var ya, gördüklerin, tahayyül tasavvur. Gördün, haram girdi ya, haram girdi. Bu haramın girmesi sadece girmesiyle kalmıyor. Senin geliyor, tahayyülün geliyor senin iradeni bloke ediyor. İradeni bloke olduğunca sen ne yapıyorsun? Harama bakmaya başlıyorsun. Devam, irade yok, gitti artık irade. Ondan sonra sen artık onun hakkında hani bir şey, günahını anlatanlar var ya sana. Yaptığı şeyleri anlatanlar. Otomatikman ne oluyor? Sen bu günahı düşündükçe anlatma isteği duyuyorsun. Anlatma isteği duyunca otomatikman senin ne iraden, ne zihnin, ne hissin kalıyor. Yani tabirler ağır orada da, günahını anlatımlarla ilgili. Bu şekilde sistem ilerliyor. Bunu geliştireceğiz. Daha çok şey var Hasan abi. Tamam. Buraya da bakıyor. Orada tamam. Buraya da şey yapıyor. Yani. Tamam. Aferin. Aferin. Yani lazım olur mu bu? Senin mi? Basit. Çarşamba dersi yazalım. Tamam. Yani. Tabii yaz. Çarşamba dersinde 2-3 tane yazalım. Çarşamba dersinde bunu yap. Evet. Tamam abi. Şimdi silahı ben şey yaparken, şimdi besmelenin ucunu kurtar oradan, şey yapma. Evet, tamam. Şimdi ben tasavvur dersimize başladım. Ben ilk önce yine bir de tasavvur değil, tahayyül. Lugatı hayale getirmek, tahayyül, hayalde canlandırmak, fikir kurmak. Tahayyül, ziyadeli mastardır. Tefaül babı, dönüşlülük, azar azar olmak. Lugattan şey okuyorum bunu. Hayalle tahayyülü bir daha bir söyle. Yani işte ona, lugat anne bir de... He, ben mesela aynadır. Sistemin kendisidir hayal. Sistemin kendisi hayal. Evet, sistem. Yani dışımızdadır bu. O bizim şeyimizin dışındadır. Alemi misalin, alemi şehadetteki karşılığıdır. Onun kendi aleminde anlamlandırmak tahayyüldür. Alemi misal nereye tutuyoruz abi şimdi burada? Alemi misal her yerde. Hayalde de öyle. Alemi misal her yerde. Okuyun biraz da dur. Tahayyülle ne demiştim zaten? Daha okuyun dur. Sen yazacaksınız. Tefeül babıdır. Tefeül babının özelliği şu. Karşıyı değil kendisini yapılandırıyor. Kişinin üzerine cerrah ediyor. Hayal mastardır. Fiili hayal mastardır. Fiilin ve fiilden yapılan birçok sifatın köküdür. Yani tahayyül hayalden yapılmış. Şimdi şey yapacağım. Hayal ise zihnen tasarlanan şey, hakikati bilimi akılla tasarlanan diye yazmış. Bu lugatı söylüyor veya gölgeli görünen şey. Aslı olmayan ve akıldan geçen fikir. Şimdi ben niçin şey yaptım sana? Ben okuyacağım metni, hayali ne olduğunu sen şey yap. Metni okuyacağım. Sayfa 340. Defter 27. Çekmişsinizdir. 339 var bizden sonra. Öyle mi? Öyle. 340 yok mu? Yok, 39. O zaman hemen bir tane sen aç, ondan sonra herkes telefonun internetini atsın. Bunu sen şey yap. Gel abi, gel abi hemen. Ama aslında bu hayal hiç var mı değil mi ben size? İşte oraya kadar işte. Hayal çoktan bitmiş ya. 340 değil mi? Terakki çünkü büyük şehir çalışıyor ya. Ha, hayal var. Hayal işte. Ben tahayyül zannettim. Ha, hayal toplamasını açalım. O var. Hayal var abi. 340'tan başlıyorum. Ha. Ben tahayyül diye şey geldim. Tamam. Terakki edemez. Büyük şehir çalışıyor ya. Hayal var. Biz tahayyül açtık var, da. Hayale girin. Şimdi bunu sorduğunuz için hayalde şey. Zaten oradan başlayacaktım. Ama bu arada Gökhan'ı takdir etmemek imkansız. Yani irtibat için demiyorum, geçti gitti. Bu adam buna oturmuş, kafa yormuş vesaire. Ve zaten bizimkisi doğru olup olmadığı belli değil. Fakat böyle o iradeyle alıyor, şeye denk geliyor, iradeye geliyor. Yani daire var, helezonik bir yer. Çok tuhaf. Yani direkt dört tane birden işleniyor.
böyle şeyli evet. Koordinatlar. Oraya girdiği zaman merkez evayı koymuş. Çok da tuhaf o eva. İnsan başka bir şey kabul eder. Girdiği zaman o her şey sıfırlandığı nokta çok benim orijinalime gitti. Matematik yapınca başka bir şey yapacaksan sıfıra geleceksin. Yani insan olmak için bir eneye geleceksin. Her şey sıfırlanıyor. Ondan sonra tahayyül edince aşağıya şey geliyor, irade. Tasavvur edince zihin geliyor galiba. Ona denk gelmeleri çok ilginçtir. Mesela biraz daha detaylı bir şekilde çarşamba biliyoruz. Bak şimdi, tahayyül iradeye denk getirilmiş. Tasavvur ise zihine denk gelmiş. Fakat zihinle tasavvur biliyorsunuz aynı. Böyle çok tuhaf yani. Garibime gitti. Ama yani şey yap, detayına girmememesi, şey yapmamamın sebebi bu konu değil çünkü. Bu konu değil ama bu külli bir şey. İnsanı toplamış, insan haritası. Evet. Yani bir şey girince nasıl helozonik oluyor? Nasıl bütüne geliyor? Onu çarşamba günü yap, onu genişletir, hatırladığı haritanı da getir, yansıtalım onu. Tamam. Yani burada fazla şey yapmamamın sebebi senin bu değil. Yo zaten çok kapsamlı. Sen abi evet. Çok küçük bir kısmı ya. Evet. Evet. Şu an çok tamam. Şimdi ondan. 340 açtık mı abiler? Açtık. Evet. Sözler 19. Metin okuyalım. Hayal hakkında bir fikriniz olsun. Sözler 19. Dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. İnsan ihtiyaç dairesi var ya. Hayal insanı taşıyan İnsanı mazi ve müstakbele taşır. Bak hayal, 80, sözler 80. Bunun metinleri net okuyayım ki hayal hakkında net sari bir kafamıza bir şey olsun. Hayal için diyor ki 80'de sözlerde, güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline bakar. Kafası. Evet. Tamam, kafa, güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline bakar. Bak hayal hakkında. Bu metin. 88 sözler. Aklın bir hizmetkarı ve tasvircisi olan kuvve-i hayaliye denilse ki. 160 sözler. Yalnız maddi cihette bir seyahat-i hayaliye-i fikriyede hava sayfasının mutalası ile. Yani hava sayfasında de var. Abi geçiyoruz, şey oluyoruz ya, çok acayip. Yolda içindeki hayal o zaman cep feneri oldu değil mi? Evet. Işık yani o zaman. Kendi kullandığı cep feneri hayal o zaman. Hayal. Doğru. Çünkü kafa içindeki dediği kafa içinde. 80'de değildi ama ya, 23 değil burası. 23. söz. Bu 23. söz değil ki, sözler 80. Yok, oraya şey yap. Oraya da geleceğim daha. Hı. Varsa. Ha, ondan sonra. Şimdi oraya değil o. 23. 160 sözler. Yapmıştık. Bir de okuyayım sözde. Yalnız maddi cihette bir değil. Seyahat-ı hayali fikriye. Seyahat-ı fikri hayali. Fikri ha. Hayal. Şimdi sucu geldi buraya. Çok yaklaştı yani. Çok ama. O kadar çok yaklaştı ki. Sonsuz uzaklaştı. Sonsuz uzak. Anlat çok enteresan bir şey. Siz buradasınız, o da burada. Su geldi ve alim-i gaybta bunlar hep gözüküyor. Sonsuz yakın oldu yani. Burada o görecek mi ahirette? Görecek. Cehennem bu işte abi. Başka. Cehennem bunu görecek. Cehennem. Bu geldi ki hangi eve su getirdiğini görecek. Şimdi. O kadar çok yaklaştı ki. Ve çok yani maalesef sonsuz uzak. Yok çok güzel, tebrik ederim. Sonsuz uzak şimdi. Şimdi cehennemi bu adam, cenneti bile koysan, cennete bunu göstersen var ya çılgın. Cehennem işte bu adam, başka bir şey yok. O kadar kurtulmaya, o kadar yaklaştı ki ama. Yani polisler geldi ya, bak adam ne yaptı? Bak 5 taneydi, ikisi hiç ses yapmadan oturdu talebe gibi seyretmeye başladı. Bir tanesi de Emre'nin oturduğu yere oturdu. Bu neresi biliyor musun dedim, bak bizi araştırmaya gelmiş, şikayet olmuş, gelmiş adam. Biz ona diyoruz ki bak bu kafanın içi, bak burayı bilmezsen dünya cehennemine döner. Adam her şeyi unuttu, kimliğini unuttu. Böyle birkaç dakika anlattım hatırlarsınız. Sonra işte resmi bir şey yapayım, abi bir kimliğinizi verseniz şikayet var aklınızda da. Çekip gitti abi.
içine giriyor. Onda diyor zaten, sözler 80. Güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline bakar, vehmi, bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tembir etmek istiyor. 23. sözde işin abi, aynı burada da diyor. Bir de okur musun? Bir kapanalım. Güneşin ziyasından gözünü kapar. 80 değil mi sözler? 80'i okuyorum. 10. söz, 8. hakikat. Bak, yavaş yavaş bir de söyle. Güneşin ziyasından gözünü kapar. Gözünü kapar. Kafası içindeki hayaline bakar. Ha, bunu kapattı, buraya girdi. Aha. Kafasına girdi. Umumi dünyayı bıraktı, hususi dünya. Evet, kendi dünyasına. Vehmi bir yıldız böceği gibi. Vehim, tasavvurda. Kafa fenerinin ışığıyla. Kafa fenerinin ışığıyla. Dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Kendi dünyasını kendi düşünceleriyle nurlandırmak istiyor. Dehşetli bir yol. Zannın rüyeti yani bu abi. Önce tasavvur dedi, önce tasavvur var. Ne kullandı? Kafa içindeki hayali dedi. Evet. Yani kafa feneri dedi yani. Bir de okumanı istiyor. Güneşin ziyasından gözünü kapar. Bak, umumi dünyadan gözünü kapar. Ha. Hakikatten değil mi abi? Evet. Hakikat. Kapattım. Evet. Kafası içindeki hayaline bakar. Tamam. Hayaline bakar. O tahayyül değil mi? Tahayyül. Değil mi? Tahayyül. Tahayyülün de kaynağı. Evet. Mastar çünkü. Hayal mastardır. Tahayyül ziyadeli mastar. Oradan türetilmiş. Yani tahayyül biz oradan çıkartıyoruz. Evet. Hayal mastar olduğu için mesela şu. Ne demek fayda? Mesela bak. Vurmak. Yapmak. Bunun adı mastardır. Faylok. Kim vurdu deyince Hasan vurdu. O bunu mastar üzerine diğer fiiller yapılıyor. Kim vurdu, nereye vurdu, niçin vurdu vesaire. Mesela bak hiçbir anlam çıkmaz buna. Vurmak. Ama birine bağlasan. Ama masan masaya vurdu. Özde yüklemler de çıktı. Ha şimdi vurmak mastardır. Vurmak. Hayal mastardır. Tefaül babın olduğu için tahayyül veya tasavvur kişinin üzerine ben vurdum yani. Vurdum da ses çıktı. Yani bu benim dışımda. Vurmak. Kim vurdu yani? Niçin vurdu? Ne oldu? Şimdi hayal hayalın içerisindeki, hayal bizim dışımızda, alem-i salin, alem-i şehadeti ve hepimizi kucaklayan, kaplamış bir alem, hava aleminde de var. Ha, hayal, kafasındaki hayaline bakar, oradaki çıkarımları hayalinden kim çıkaracak? Tahayyül çıkartacak. Ha, bir de oku, güneşe. Güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline bakar, vehmi bir yıldız böceği gibi, kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Dehşetli yolunu. Burayla. Tasavvur değil mi orası? Hayali de direkt göze bağlı. Kullandığı için tasavvurda geçti mevzusu. Evet. Yani. Kafa feneri ne oldu o zaman? Tasavvur sanki. İnaniyet, insaniye diyoruz. Hayali de direkt göze bağladı zaten. Evet. Direkt şey göze bağladı. Bağladın. Dimasız. Ha burada şey diyor. Olabilir mi? Göz şimdi berzah ya. Hani gözünü kapattı, oradan içeriye bakıyor. Oradaki ilk karşına çıkan aslında nefsi emmare var. Bir yerde kafa feneri diyor, bir yerde cep feneri diyor. Kafa feneri, nefsi emmaresini kırabilirse hakikatleri görüyor. Eğer kıramazsa kendini o yolda şey yapıyor diyor ya. Fail zannediyor. Evet. Aynen öyle, fail zannediyor. Peki, 160 sözler. Hakkıda geçiyor tabii ya. Bak, yalnız maddi ciltin bir seyahat hayali fikri değil. Yani fikrini hayale bindirmiş, bir seyahat ediyor. Ne o? Hava sayfası mutala ediyor. Yani dolaşıyor kendisi. Nereye binmiş? Seyahati hayali fikriye. Yani fikir. Hayali fikir, yani fikrini hayale bindirip seyahat ediyor. Fikrini hayale bindirip seyahat ediyor. Hava sayfasında. Ya da tahakkuk, tasavvur, tahayyül beraberlik. Beraber. Gibi. Fikir olduğu için tasavvur var. Hmm. Hayal olduğu için... Tahakkuk ne değil mi?
fikir taakkulde da şey kullanabiliyor yani. Tasavvur mesela taakkulde olan bir şey, taakkulde olan bir şey. Mesela vahiy geldi. Vahiy direkt taakkule giriyor göbekten. Gince onu tasavvura ve tahayyüle de veriyor malzeme. Bir bütün oraya atıldığı için. Aa, ayet geldi diyor, öyle farz et, hayal et diyor. Evet, var. Yine suret, yani, şey yapıyor. Suretledi diyor, düşündüğü diyor. Ayette de diyor, kör olası, iki yerde diyor, aynı anda sırayla. Lanet olası diyor. Nasıl dövüştü de biçti diyor. Lanet olsun diyor. Nasıl dövüştü de biçti diyor, yanlış. Şeyde de diyordu ya, o ayetin ben şeyini göremiyorum, sebbaha de diyor. He, sebbaha. Yani hayal et diyor, evet. O zaman diyor. Evet. Götürüyor, hayali kullandırtıyor. Yani şey gelince şu şeye. Evet. Göremiyorum diyor. Evet. Sen öyle yapma, git diyor o zaman diyor. Burada hayal var mı abi? Yani, silinmiş. Değil mi? Tabii tabii. Şu. Ben cezuretle araba giderim diyor. Tahayyül. O sebbaha da o şey diyor, öyle bir alemi tahayyül et diyor, orada gördüğü dinde. Tasavvur. Taakkul. Taakkule Kur'an iniyor. Buraya tasdik. İzan. İltizam. Niçin diye merak ettim. Direkt taakkule iniyor. Akla iniyor. Akıl berzahtır. Eğer başka bir yere gelse cebir olurdu. Bir taraf olduğu için bu. Tarafı yok. Vahiy direkt buraya vuruyor. Biz gözle bakınca direkt hayalden giriyor. Gözü bırakıp kapatırsak, güneşten kapatırsak tasavvur oluyor. Zaten teklif dediğin altına girmesi ya, diyor ya. Yani tahayyül olursa, evet. Teklif burada başladı. Burada. Şimdi eğer bu aklı taakkul. Burası neydi? Bir taraf. Tarafsız. Şimdi yeni bulduğum bir şey. Bulduğum şu. Daha doğrusu yalan olmasın tabi. Ben değil de birisini anlatırken onu bulduğu. Ve garibime gidiyor yani. Masum insanlar olunca onların aynalarında da garip şeyler geliyor. Çünkü her ders anlattığım için. Dedi ki bu tahayyül daha önce anlatmıştım. Allah bu kainatı var iken nerede nasıl yaptı? İlmiyle programını yaptı. Yapacağına karar verdi. İrade. Malzeme hayat. Yaratma eylemi de kudret. Bu madde kabul etmek çok zor hepimize. Şu madde taş toprak hayattan yapılmış. Taş toprak. Hayatın şeyi. Şimdi o zaman tahayyül bizde eşyanın şey veya mananın dışarıdaki her şeyin alemimizde vücut buluyor. Tahayyülle. Vücut buluyor. Bu mekanı oluşturuyor. Vücut buluyor. Bu tahayyül vücut buluyor. Bununla başlayacaktım zaten size. Vücut buluyor. Başka ne dedim? Vücut buluyor, var oluyor. Mekanı oluşturuyor. Mekanı oluşturuyor. Mekanı. Yani bir daha söyleyeyim. Allah kainatta yaratmadan önce vardı. İlk neyle yaptı? Hayat ile yaptı. Vücut yani mevcut hayat ile yapılmış. Tahayyül de hayattan geliyor. Hay. Haydan geliyor. Hay, hay. Yani çok harfi haydan geliyor, hay. Hayatlandırmaktan. Hayatlandırma. Canlandırma. Nefiyorum. Buradan geliyor. Kök harfleri bak. Şu. H-Y. Hay. Tamam. O zaman ne geliyor? Vücut buluyor, hayatlanıyor. Tasavvurla ne oluyor? Tasavvurla zaman oluyor, hareketleniyor. Hareket buluyor. Yani tasavvur ile şey hareket başlıyor. Öncelik sonralık, öncelik sonralık diye hareket ondan oluyor. Hareket zaten zaman
hareketin levnidir diyor 24. sözde. Tasavvur, düşünceler birbirinin üzerine içeride bindirilmiş iken dışarıda ben konuşurken sıraya koyuyorum, koymak zorundayım. Yani mazi, istikbal var konuşmamda. Yani giriş, gelişme, sonuç edebiyatta olduğu gibi konuşurken sıraya diziyor. O zaman bir ne geliyor? Hareket oluşuyor. Yani o esbaplı esbapsız diyebilir miyiz abi? Tahayyülü öyle, tasavvuru öyle. Esbaplı esbapsız değil de bu konuda. Burada ilginç bir şey var. Alemimizde bir şey vücut buluyor ve hareketleniyor. Yani zemberek burası. Bir şey burada vücut buluyor. Tam vücut buluyor. Peki bu vücut bulmadığı zaman bu kendi alemimizdekileri zannediyoruz. Biraz önce Osman okuduğu gibi 80'de güneşin gözünü kapattı. Kafasındaki diyor hayalindeki güneşe bakar. Hayalindeki. Öyle mi dedi? Yok, güneşe demedi de. Güneşten gözünü kapar. Kapadı. Tamam. Kafasındaki hayaline bakar. Bakar. Evet, hayaline bakar. Kafasındaki hayaline bakar dedi. Kafasındaki hayaline bakar. Kafasındaki hayalindeki şeyler. Kafası içindeki hayaline bakar. Evet. Kafası içindeki hayaline bakar. Ama bak bu hayal bitti. Kafasındaki hayal. Dışarıdaki baya bakar. Sonra kafasındaki hayalde ne olur? Oku. Ve böyle gibi kafa fenerinin ışık. Yani vehim bu. Evet. Ha, burada bir ışık. Hariç ışık nerede? Buradaki ışık nerede? Kafasındaki vehmi bir ışıkçığıyla doğu deşeti yolunu tevhir etmeye çalışır. Evet. Ha? Evet. Korkunç. Yani bu. Şimdi arkadaşlar bu ilginç bir şey. Tahayyülümüzle bir şey vücut buluyor. Mekanı oluşturuyor. Siz bana bir şey hayal edin de mekanı olmasın. Olmaz. Siz bana bir şey hayal edin de onun mekanı olmasın. Öyle bir şey tasavvurda vardır. O da hayal değildir. Şekil değildir. Demek ki tahayyül heye kök harfine hayatlanıyor, vücut buluyor. Tasavvurda zaman ve hareketi meydana geliyor. Yani vücut bulan bir şey bizde hareketlendiren tasavvurdur. Tamam mı? Peki bu hayal neydi? Hayali de mastardır. Tamam mı? Ziyadeli mastardır. Tahayyül. Hayal ise mastardır. Ya ne demek arasında? Yani hayal aynası alemi misalin, alemi şahadette her yerde var. Mesela ortaokuldayken ve ilkokuldayken kart satarlardı. Böyle kırtasiyelerde. Düz bir şey ama dikkat gözünün kapağını öyle yapmadan gözün bakamak yok. Dereler gözüküyor, kuşlar gözüküyor. İçinde boyutlar var. Onu yapan tahayyül ama bu sistem hayal. Şey diyebilir miyiz abi? Hayale sebep, tahayyüle sonuç. Olabilir. Mesela düşünmek için o. 183 sözler. Zihnimi kendime çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki. Hayalen dinledi. Hayal. Mesela tahayyül demez rüyaya. Hayal der. Tamam. O aleme girersin. Orası alem insanın daireleri. Ama orada tasarruf eden benim. Yani hariçte sistemin kendisini konuştuğunda hayal bir onu kendinde bir şeye dönüştürürsen oradakileri dönüştürmeyen benim tahayyül. Malet diyorum. Çünkü tefal babı Arapça kendine dönüyor o. Ve sistem genel herkesin ortak malı. Orada ben tasarruf ediyorum. Orada bir şeyler yapıyorum ben. O yapma sistemime deniliyor tahayyül. Oraya müdahale etme, alabilme, çökertme sistemim. Yani dimağ mertebesini düşünün. Dimağ mertebe tahayyül geliyor ilk önce, sonra tasavvur sonra. Bu neydi? Bu dimağ sistemi. Peki safsata, bir behre, bir taraf. Bunlar nedir peki? Hüküm. Mesela hüküm, sistemle hüküm arasında şey. Ali
hafız, hafızdır. Ha? Ali öznedir. Hafızdır. Ona yüklenilen bir şey. Yüklenilmiş. Gibi yani. Tamam mı? Şimdi abi biraz... burada bir ilginç bir şey daha var ya. Çok ilginç burası. Hani dedik ya tasavvur, zihin dedik ya orada eşleştirdik. Burada hayalimi dinledim. Hayal aynı zamanda tasavvur oldu bu. Hayal tahayyüle dönüşmedi. Şimdi... Garip bir şey değil mi burası? Yok, şöyle bir şey var. Hayali, hayalde girenler tahayyülle onları kendisindekilerle anlamlandırıyor ve tasavvur atıyor. Yani tahayyülle gelenler, bak şimdi şöyle yapayım. Şuradan geldi. Kendi aleminde bu sistemdir. Bu hayal atıyor. Veya bu giriyor hayale. Kafasındaki hayal var. Bu kendi aleminde şekil aldırmış. Buraya olan bir şeyi otomatik tasavvura dönüşüyor. Yani şekiller düşünceye dönüşüyor. Bazen şekilsiz düşündüklerimiz var. O düşünceye başlayınca bu da diyor ki ben de ismi alırım, onu şekillendiriyor. Tersten geliyor. Hı-hı. Tersten geliyor. Evet. Yani buradan geldiği zaman fikir geliyor. Ondan sonra abi fikir gelince şekili buraya dönüşüyor. Hayalini dinledim diyor ya. Sanki evet. Önce tasavvur sonra hayatta hayale gidiyor. Yani dinledim deyince bak hayalen... Hayalen dinledim diyor. Evet, hayalen dinledim. Tasavvur hayale dönüştürecek. Dönüştürür. Hasan abi, hayalen dinledim diyor ya. Yine kulaktan bahsediyor. Burada siz okudunuz. Zihnimi kendine çeviriyor. Zihni atıyor. Sonra çeviriyor. Tekrardan tasavvurdan fikire sokuyor. Yani vücut o şeyde oluşuyor. Şimdi ben burada kayın şu. İlk şu anda giriş. Evet, hayal ile tahayyül arasındaki şeyimiz daha önceki dersimizi ve otursun diye bunu yapıyorum. Güzel güzel. Bu güzel oluyor. Ha, evet, tamam mı? Gayet bu egzersizim bu. Yani ne hayale girdik daha, ne tahayyüle girdik. Yalnız otursun diye. Çünkü bu işler böyle bir derste, iki derste değil. El tekrarı rahatsen. Tekrar iyidir ama ne kadar iyidir. Böyle ama çok velerkan 180 dahi olsa. Tekrarı. Şu abi şey buldum da güzel hani o sefalillah mefsamat ayet var ya. Şu anlar dedin şu anda. Hatta diyor bir adam diyor sefalillah mefsamat vel art ayetini okudu. Dedi ki bu ayetin harika telakki edilen belagatını göremiyorum. Bak şimdi cevaba bakın. Yani sefalillah mefsamat vel art ve huvel azizul hakim ayetini belagatını göremiyorum. Belagatını göremiyorum. Bak, cevaba bak. Ona denildi. Sen dahi bu seyyah gibi o zamana git. Seyyah bu işi yapıyormuş zaten. Seyyah o zamana gidip bunları görüyormuş. Yani tahayyülünü kullanıyor, dimağını kullanıyor. Orada o zamana git, orada dinle. Bak. Niye? Çünkü mekanın bir şey anlaman için sebebin huzuru ve mekanı, zamanı bilmen lazım. Yoksa onun şeyi olmaz o. He. O ne? Kur'an'dan evvel orada tahayyül ederken gördü ki. Bak, tahayyül etti, hayal etmedi. Şimdi hayal mastar ya, bizim dışımızda çalışıyor. Çalışıyor, genel bir şey. Tahayyül etti. Kur'an'dan evet. Evet. Kur'an'dan şu evet. 135 şey. Evet, şimdi ondan sonra devam ediyor. Mevcudat alem perişan, karanlık, canlı. Abi kafa fenerine döndürdü. Kur'an'dan evvel dedi. Kur'an'dan, evet. Kur'an'dan evvel dedi. Yani şöyle, yani aydınlık bir yere ışık tuttuğun zaman fazla ışık hissedilmiyor. Ama karanlık olan bir yere ışık tutarsan o zaman anlıyorsun. Kur'an'dan evvele gitti bak. Mevcudat alem perişan, karanlık. Yani şeyleri gösterdi. O ikinci sözdeki o adam gibi. Onu öyle bak bir bakalım dedi. Kur'an'dan evvel. Şahiyye yazsın. Çünkü o belatını göremeyen kişi çünkü şey Kur'an nuruyla zaten bakıyor pek de bir şey yok zaten her şey ya bütün hakikaten acayip bir şey ya şimdi bu işin yapmasına ne ihtiyaç var mesela yani, şu an gündüz ya şey ama karanlıktan evvel düşünmeden zaman güneşten evvel hakikaten mevcuda tesbih ediyor perişan yok ki yani ne şey ama insanlık gibi olmuyor sürdüğün her şey
Din yok, iman yok, hiçbir şey yok. Bütün mevcudat tespih ediyor. O zaman sen sahipsi değilsin. Bu mevcudat ve senin bir gayet bir sevkidarın var. Böyle bir küllü baktığın zaman vay be, hiçbir şey başıboş değil. Her şey yerinde, olması gerektiği gibi oluyor. Anladın mı? Öyle demiş. Mesela devam edin. 275 sözler. Manadan kalpten çıktıkları vakit. Hasan abi burada şu ayette şöyle demiyor mu? Şimdi bu ayetin belaatını soran adam imansız değil. Yani bu ayet bana ispat et, tesbih etmiyor demiyor. Harika olan belaatını göremiyorum diyor. İmansız değil mi? Ha, bu imansız değil. Bu kabul etmiş, belaat arıyor yani. Mesela ayet tesbih etmiyor ki nereden çıkarttın demiyor. Üstad da ona şöyle kullanıyor, tersi kullanıyor. Diyor ki o zaman sen de oraya git diyor. Kur'an'dan evvel tahayyül et diyor. Yani ikinci sözdeki gibi bir gör bakalım hafiften diyor. Yani mevcudat, ne diyor? Mevcudat halen perişan, karanlık, camit, şuursuz, vazifesiz olarak hali. Hassiz, huzursuz bir fezada, kararsız bir dünyada bulunuyorlar. Yani şeysiz hale getirdi. Yani hayaliyle imansız hale gitti yani. Evet. Dimada bu. İmanın ve Kur'an'ın olmadığı yok, zemine götürdü. Ama imanlı adam zaten. Biz hep tersini işletiyoruz oraya gitmeye. Bu da buradayken belaatı görmek için öbür tersi götürdü. İmansız haline git dedi tabi. Tahir-i küfür, küfür de nasıl? Evet. Zaten imanında var. O o Kur'ansız bir asra götürdü. Kur'an'dan evvele götürdü. Ne o mevcudat ne? Mevcudat, alem, perişan, karanlık, camit bizim ne bu? İkinci sözdeki adamın hali bu. Veya sekizinci sözdeki soldan giden adamın hali. Evet. Oraya götürdü. Götürdü, o zaman gördü şeyi. O zaman bu güneşi gördü. Birden diyor Kur'an'ın lisanından bu ayeti dinlerken gördü. Bu ayet kainat üstünde, dünyanın yüzünde öyle bir perde açtı, ışıklandırdı ki bu ezeli nutuk, bu sermediği ferman asırlar sıralarında şimdi belaatın vurdu şeyini. Yani yöntemi ben işaret etmek için söylüyorum. Ters bir yöntem yaptı. Bir de sen abi gittiğince böyle oraya gitti anlamıyorum ben burada. Yani bu dimağında hani vahiysiz halini anlatıyor. Keçi öküz gördüm diyor ondan önce, cep fenerini kırmadan önce. Ejderhalar gördüm diyor. Yani burayı vahiysiz bir düşün bakalım, unut bildiklerini. Öyle bak, ondan sonra bu ayet gelince düşün. Burada oluyor yani öyle bir git. O köprüdeki şeyi kırmayınca eleti büyük. Biz hep bu tarafa hareketi refleksimiz var. Yani perişan halden öbür tarafa git. Hayır. Üstad diyor ki tersi de yap diyor, belaatı görmek istiyorsun. Bir de giderken asırlar dedi galiba değil mi? Asırlar. Evet. Asırlar dedi. Yani imansız bir asra gitti. Hayal etti. Kur'an'dan evvel tahayyül ettirdi yani. Demek o işe de yarıyormuş tahayyül. Asırlar. Yani. Kur'an'dan ayrı bir şey. Limar açıp o sebebi. Limar mahi semalatı veler diyor ya. Kur'an gelmemiş gök, gök, yer ikisi arasındaki. Gök mesela. Gök kim mesela burada tahayyül, tasavvur, tahakkül var ya. Limanın merakı. Yıldızlar gibi. Gök. Yukarı. Yer, kalbin, vicdanın meratipleri ta ki eneye kadar ikisi arasındakiler. Yani imansız bir asra götürüyor ya. Evet. Gök, yer ve ikisinin arasındakiler. Manalar kalpten çıktıkları vakit suretlerden çıplak olarak hayale girerler. Hayal. Bu sistem bizde var ya bu hayal. Hayal var. He. Bu hayale girerler. Orada daha tasarruf etmedik. Orada her şey geniş. Sen tahayyül etmedin daha. Girdiler. Ha, tamam, ha, hayale girdi. Tahayyül yok da. Tahayyül yok. Hayale girdi. Mesela tahayyülü küfür. Tamam mı? Tahayyülü, tahayyülü küfür. Küfür değil çünkü hayale giriyorsun. Bak hayale girerler. Oradan suretleri giyerler. Hayal ise her vakit bir sebep tahtında bir nevi suretini nesçedir. Yani ben çalıştırmasam da o çalışıyor. Hayal çalışıyor. Çalışıyor. Hayal çalışıyor. Ama lehine ve aleyhine döndürme yöntemi tahayyül. Yani sen dimağın mertebesi. İstidat, kabiliyet gibi geliyor insana neden? Gibi yani. Aynı onun gibi yani. İstidat, hayal, kabiliyet ondan çıkan şey gibi. Öyle gibi. Duruyor. Tabii Ustad nasıl çalışıyoruz biliyor musun? Bak şimdi. Şu metnini koyuyoruz ya. Sonra bu izahları, metnini koyuyoruz ya. Bak metin, izahları, metin. Şu. Ustad bir şey, lügatını böyle dur sana dinleyeyim, onu da dinleteyim. Ver. Ne yapıyor külliyatta? Eylemde gösteriyor. Onu eylemde ifade ediyor. Yani
uygulanılır hayattan gösteriyor. Yani kanuniyetini eylemde ifade ediyor. Mesela biz o toplamayı, mesela ben bunu niye yazayım ya? Bunu yazdım. Bak niye? Eylemden hayal ne demek? Eylemde gösteriyor. Mesela merak ettin mi? Manalar kalpten çıktıkları vakit. Kalpten çıktı. Suretlerden çıplak olarak hayali girerler. Çünkü manaların bir şeyi yok, şekli yok. Çırık çıplak mana nereye giriyormuş? Hayale girer. Hayal nedir? Terzihanedir. Tekstil fabrikası gibidir. Gelen manalara uygun veya onlara yakın elbise giydiriyor. Tamam. Elbise biçiyor yani. Yani manalara kelama, kelam haline daha boğazdan çıkmadan kelama dönüştüren hayaldir. Elbise orada biçiliyor. Manalar ve mutlak ve muhittir. Mana, mutlak ve muhittir. Ona bir elbise, kalıp biçiyor, kalıp. Tekvin ait olur o zaman. Tekvin mi yapıyor? He? Tekvin mi yapıyor? Yani artık ne yapıyor bir anda şey yapamıyorum elbise da. Elbise giydiriyor diyorsunuz abi kelama. Bu tekvin. Hayır, kelam oluyor. Manaya giydiriyor, kelama değil. Manaya libas giydirince onun adı kelam oluyor. Tekvin iki. Sonra boğazdan dışarı atıyoruz. Hayal elbise giydiriyor. Şu tuhafınıza gitmiyor mu? Manalar kalpten çıplak çıkarlar. Felosof. Bak. Manalar çıktı. Kalpten çıktı. Manaların kaynağı kalp. Neyin kaynağı o? Sonra vicdana girdi. Vicdanda bir sürü şeyler aldı. Kartopu yaptık dağın tepesine. Bıraktık tepeden. Vadiye inene kadar katlandı. Aldı. Ufak bir şeyken hiçbir şey böyle şey yapamıyordu ama şimdi dev olunca önündeki ağaçları da deviriyor. Kütle ya. Bak şimdi kalp ve mana çıktı mı? Ufak doktor. Vicdana girdi ha. Kalbin ilk ayağı. Vicdan da irade, zihniz, latife, rabbani deyipten değil mi? Sonra dimağa geldi. Dimağın neresinden geliyor? Kalpten çıkan mana izana geliyor. Çünkü dimağın kalbe kapısı izandır. İntisal çünkü bu. İntisal. Bu ilim. Bu taassup. Bu salabet. Konuşurken her şeyi konuşuyoruz. Bir daha. Katlamağına çıktı. Vicdana indi. Vicdanda irade, his, zihin, latife, rabbani hepsini yüklendi mi abi? Kar topu. Daha tepesini bıraktık. Katlanıyor. Alıyor. Aldı. Sonra dimağı atacak. Dimağı itikada atmıyor. Kapısı buydu. Göbekten girdi. Vahiy de öyle. Yani burayı muhatap almadan direkt Kur'an vahiy bir tarafı olduğu için tarafı yok aklın. Akla muhatap oldu. Burası akıl. Buraya attım abi. Attıktan sonra şöyle gidiyor. Sonra böyle gidiyor. İki tarafa. İtikat ona anlam yüklüyor. İltizam yüklüyor. Tasdik yüklüyor. Taakkul yüklüyor. Tasavvur yüklüyor. Sonra hayale giriyor. He, bak bu süreçte bunlar geldi. En kesme. Tamam, geldi abi. Burada elbise dikiliyor, elbise. Oraya uygun. Vesvese Risalesi'nde diyor ki, genel manalar mukaddes ise, hayalde mülevves resimleri giymezler. Ama şeytan bu sefer ona yakın bir elbise giydiriyor. Ona yakın. Diyor ki ey vesveseli adam,
manaya böyle bulaştırmış, böyle kenarına, köşesine bir şey takmış. Şeytan ucuna bir şey takmış. Ucuna taktığın alanda şu. O kelam seni böyle süfli bir şeye götürüyor. Veya o şekil. İşte adam şöyle bir şekil yaptık. Sevgilimin gözüne benziyor diyor. Bunu burada yapıyor işte şeytan. Bununla ne alakası var? Çekirdekti. Oraya şey yapmış. Arkadaşlar elbise burada giyiliyor. Elbise buraya girdikten sonra akciğere giriyor. Akciğerde başka bir şey giriyor. Şimdi ona girmeyeceğiz. Markevat'ta biraz girmiştik akciğerde. Akciğerden sonra boğaza geliyor. Boğazda ses tellerinde atoma dönüşüyor. Bu elbise. Atoma dönüşüyor ve şu anda konuşuyor. Hava sayfasını atıyorum. Hava sayfası matbaa der. Fotokopi makinesi çoğaltır. Mesela parçalanmaz. Pa, a, ça, a, b, l harf yok. Hepsinin her zerrede var kelime. Hiçbir yerde değil. Bir anda zerrat adedince kelime oluyor. Her zerrede kelam dedim. Her zerrede kelam var. Onun için a geliyor, l geliyor. Eğer böyle olmasaydı harf olarak gelseydi havaya tahayyül diyecektim. Ah Hasan diyeceğim. A geldi 5 sene önce. H geldi 7 sene önce. Nun geldi 5 sene önceydi sonrası. Yani bekle ki gelsin sonra bakayım bu cümle ne zaman tamamlanacak. Elbise hayalde gibi çiliyor. Bunu bak kalpte manalar çıktı, hayale girdi. Onu anlamlandırıp dışarıya atan veya hayale gelen manalar hayale geldi. Hayale geldikten sonra onu tasavvura dönüştürmek, tasavvura verip vermemek bizim tahayyülümüze ait. Tahayyül sistem, bu sistemdir bu sistem. Hüküm ise bunlardır, ilim, imtisam. Hayale geleni, kalpten gelen manalar hayale girdi. Onu şekil alemimizde anlam buldu. Bulduktan sonra bulunca tasavvura atan tahayyüldür. Anladın mı? Yani devam edeyim biraz da daha da otursun. Üstad Hazretleri ki lugat gibi bir şey yapmıyor. Her şeyin anlamını hayatta gösteriyor. Yaşanabilir ve yaşanan bir şeyden gösteriyor. Onun için araştırma toplama onun için yapıyoruz. Yani Üstad tahayyül ile tasavvura ne demiş, nasıl buluyorsun? Eylemde nasıl kullanmış? Konuşmada nasıl kullanmış? Bir şey anlatırken nasıl kullanmış? O zaman nasıl kullandıysa onu anlamaya çalışıyorum. O nedir? Sözler 277. Ha yok yok. Sözler 275. Yani iki zıttın suretlerinin cemine vasıta bir münasebeti hayaliyedir. Mesela hayal zıtların cemidir. Tahayyülde senin iktidarın var. Hayalinde yok. Yani şöyle diyebiliriz değil mi? Her hayalime geleni ben tahayyül etmiyorum. Etmiyor. Zaten hayaline geleni diyor Vesvese Risalesi'nde. Bu hayal mesela vesvese hastalarının sebebi şu. Hayalini tahayyül zannediyor. Oradan sıkıntı var. Hayalini tahayyül zannediyor. Öyle direkt geçmiyordu aslında. Yani ben şöyle diyorum. Ben... Hayalini geleni diyor. Ha. Tamam mı? Kendim ben getirdim zannediyor. İşte tahayyül ben şey yapıyorum. Onu ekliyorum. Evet, doğru. Yani ustadın diyor ya. Hayalini geleni hakikat zannediyor. Evet. Ha, ben de onu ne diyor yapıyorum şimdi ona çalıştığımız için. Hayalini geleni zannediyoruz ki tahayyülümdür benim. Ben yapmışım bunu. Yani hayaldakileri kendi ilgimi çekti, anlamlandırdım, değer verdim, bilmem şeylerle ondan sonra ben verince bunun adı tahayyüldür. Hayalin içerisinde tasarruf ediyor. Sen bundan rahatsız olduğuna göre senin tahayyülün yok,
Hayal o. Ben bile tahayyül etsem, mesela tahayyül küfrü bile ben tahayyül etsem. Etsem bile değil. Mevzuyu bir tahayyül etmek için gerek değil. Evet. Değil. Allah iman o kadar garanti altına almış ki yani her tahayyül, her hayali şey ben tahayyülüm yapmış. Bile olsa gene evet. Mesul değilim. Çünkü tahayyül mi? İrade ederse tahayyül, etmezse hayal mi olur? İrade ederse yok. Şöyle bir şey var. Şimdi tahayyül ve tasavvuf irade ve ihtiyarı da dinlerde dinlemezdi. 75 lemalarda diyor ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Teklifi dini altına girmezler. Bazen insanın ihtiyarını ve iradesinin dışında günahlara sevk ederler. Sonra da bunu yapan şeytan bunu yaptırıyor. Sonra da gene aynı şeytan diyor ki senin diyor hakka ve hakikata istidadın kabiliyetin yok ki kaderinde buymuş seni bu şey yapmış. Yapan gene o, bu vesveseyi de veren gene. Tamam, irade ederse tahayyül oluyor, etmezse hayal. Boşa gidiyor abi işte, hayalde kalıyor. İşte bir derece sevmez. Bir şey. Bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü, aa bak burada şey yapıyor. Sözler 277 vesveseli salisi. Bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Bir daha. Bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü taakkul ile iltibas eder. Ne alakası var? Tahayyülü taakkul ile karıştırır. Hayaline geleni aklına gelmiş zanneder. Ne kadar yakın aslında ona. Gidiğin ne kadar da uzak. Ne kadar uzak. Biraz önce dedik ya, suçu geldi, su verdi, hepten girdi içimize. Ne kadar uzak. İki adım atsın burada. Yani adım da değil, girdi içeri. Su verirken girdi içeri. Bir de kalbi bozuk yani, vesvese diyoruz. Evet. Vesveseli yani, yani. Sizler iş... buradayken orada. Ya çok tuhaf ya. Bazen tahayyülü, taakkul ile iltibas eder. Buradayken de o burada olmayabiliriz abi. Bazen oluyor ya. Tabii mesela adam akniyetlidir. Yok burada olup da burada olmadım. Sen abi burada mıyız? Geldim derse ama derste değilim mi? Derste değilsin evet. Biz de sucumuz durumuna düşüyoruz mu? Genel sucuyu niye almadık peki? Biz almadık. İradesiz konuyor. Acaba kanuna uymadığı için mi almadık? Tercih et. İşte ama bir sürü felsefe yapabilirsin. Çünkü senin mesleğin o. Sen abi burada mıyız? O senin işin. Onu sen çözümleyeceksin. Felsefe demesin değil misin? Tamam. Onu şey yapacaksın. O senin işin. Ne anladık onun tahlili. Yani hayale gelen bir şüpheyi, bak hayale gelen geliyor, tahayyül, yukarıda tahayyül dedi bak. Yani fail olunca, bak şimdi, tahayyül ve tasavvur insan faildir orada. Bak bir çare vesveseli adam bazen tahayyülü taakkul ile irtibas eder bunu, sonra değiştiriyor bunu. Diyor ki, yani diyor, hayale gelen bu şüpheyi, yani insan şüpheyi tahayyül etmiyor, şüphe hayale geliyor. Daha tahayyül bile değil. Tahayyül bile değil. Bunun arkadaşlar dibi hayaldir ya, Lazcası. Tamam. Tahayyülün dibi hayaldir. Yani bir daha yapayım şöyle. Ben yeni fark ettim. Ben şu anda fark ettim. Şu anda mı? Bak arkadaşlar, şu hayalin... Şu hayalin dibi şöyle nasıl yapayım? Hayal değil. Üstü budur. Bu dip. Hayal zemin. Hayal zemin. Tamam, hayal zemin. Tahayyül bizim oradaki kesim. Bizdeki ben olan, benim özel dünya. Tamam. Yani hayal daha cami değil mi? Hayal cami. Adam bize tahayyül etti mi? Tabii. Cami. Oradaki tas orada, ben dolarım o okyanusa. Ya okyanusa ben mesela çiftliğim var. Ne kadar balık çiftliğim var. Ulan komple değil ya. Ha bu kadar bir yerim var. Okyanus hayal, oradaki benim tasarrufumda olanlara çiftliğim, tahayyül. Bak şimdi, iyi dinle bak. Ustad eylemde gösteriyor. Lugatta olmaz. Bak diyor ki elimi yapacağım. Bir çare vesveseli adam. Bazen tahayyülü, elime bak, tahayyülü, taakkul,
Şuraya bak. Şuradan şuraya geçecek. İltibas eder. Niçin etti diyor. Onu tahayyül ediyor. Şimdi izah ediyor. Bu hüküm. Tahayyülü, tahakkül iltibas eder. Sebebi neydi diyor. Ustad diyor ki. Çünkü diyor. Bak elime. Yani hayali gelen, şimdi buradan değil, buraya izahedin. Buraya gelen, buraya tamamen... Tahayyül bile değil yani. Değil, tahayyül bile değil. Hiç bizimle alakası olmayan bir sistem. Hayali gelen bir şüpheyi, bunun içerisinde bir sistem var. Bak, iyi dinleyin. Tahakkülün içinde akıl yok mu? Var. Tahayyülün içinde de hayal olduğunu şöyle gösteriyor. Bir daha. Tahakkülün içinde akıl var. Tamam mı? Hayalin için, tahayyülün içinde de hayal var. Evet. Onu şöyle ispat ediyor. Bir daha, üç olacak. Tahakkülün içinde akıl var. Tahayyülün içinde hayal var. Tamam mı? Şimdi sistem, mastardır akıl. Hayaldır mastar, tahayyül. Bunun içinde var, bunun içinde var. Diyor ki, bak. Hayale gelen bir şüpheyi, bunun eti dibine, hayale. Tahakkül yukarıda dediği halde, şimdi tahakkül demiyor. Yukarıda tahayyül dedi, tahayyüle geleni, tahakkülü geldi zanneder, bitti o cümle. Şimdi dibine gidiyor. Hayali gelen şüpheyi, bunun dibini de söylüyor. Bunun dibi hayaldi, bunun dibi de akıl değil mi? Hayale gelen bir şüpheyi, akla girmiş bir şüphe tevehüm edip, itikadını hale gelmiş zanneder. Bak, üstünü söylüyor, diplerini söylüyor. Abini anlatabildim ya, anlatamıyorum. Önce anlattı hususi dünyası. He. Umumi dünyaya geçiş ya. Bak, bunun içerisinde hayal olduğunu nasıl anlarız? Tamam. Tahakkülün içinde akıl olduğu gibi. Tahakkülün içinde akıl neyse, tahayyülün içinde hayal da odur. Evet. İlk önce diyor ki, tahayyüle gelen bir şüpheyi, tahakkule gelen, yani üstleri söylüyor, bizi anlatıyor. Bizimle alakalı olanı anlatıyor. Tahayyül bizimle alakalı, tahakkul bizimle alakalı. Akıl bizimle değil. Çünkü bunda şeyiz. Tahayyüle gelen, bu hiçbir şey ezber bakın. Tahayyüle gelen bir şüpheyi, tahakkule gelmiş bir şüphe zanneder. İzah ediyor, yani diyor, anlamadın mı? Yok. Şimdi ben dibe iniyorum diyor. Tahayyül demeyeceğim diyor. Bunun dibi neresi? Sistem olarak anlatayım o zaman. Sen sistem al. Bunun dibi neydi? Hayale gelen bir şey tahakkül demiyor. Bunun da altını söyleyeceğim. Akıl. Bunun da altı neydi? Akıl. Akla girmiş bir şüphe zanneder. Dolayısıyla tahayyülün dibi, içi, yani alt veri tabanı, hayal olduğu gibi tahakkülün da veri tabanı, mastarı akıldır. Ya onu cihaz filan desek, cihazın kullanımı şeklini ifade etsek yanlış. Yani akıl cihazdır diyor, senin yanlış değil ki, ustad demiş zaten. Yani akıl cihazının kullanılması tahakkül, hayal cihazının kullanılması tahayyül. Harikasın. ben bunu yazıyorum. Bir daha bir şey söyleyeyim. Bir daha böyle olmasın. Evet. Dur bakayım. Onu yazalım. Bu kadar kolası olur. Bakayım nerede bu şey yazmıştık. Cihazını kullanmak, tahakkül, hayal cihazını kullanmak, hayır. Nerede bu iş? Şuraya, ben hemen kalemimi... Hayal, nasıl demiştik? Akıl cihazını kullanmak, tahakkül. Akıl, cihazını... Kullanmak, tahakkül. Kullanmak. Ya da sistemini, cihaz ve sistemini kullanmak. Akla usta cihaz diyor. Diyor. Kullanmak. Taakkul. Taakkul sistemi. Sistem diyor bu. Sistemi. Hayal cihazını da. Hayal. Hayal da cihazdır. Cihazını kullanmak. Tahayyül. Sistemi. Yani ona sistem diyeceğiz. Sistemdir. Tahakkül ve tahayyül ve tasavvur sistemdir. Akıllı ustad 27. sayfada caz diyor. Şöyle deyince karışıyordu. Ben de o karışıma düştüm. Demin hatta biz o zaman sistem demeyin. Şöyle sistemi siz hayal bir sistemdir diyorsunuz ya bizim düşünceye. Tamam. Bunu da öyle deyince ya şerh edeceğiniz ya da
tamam, şey tamam. oluyor. Yani o zaman sistemi siliyor. İkisine de sistem deyince karışıyor. Mesela ben öyle karıştırdım. Tamam. Biz dersin başında Harun abi sordu ya nasıl tam nasıl ayırıyoruz diye. Tamam. Öyle o, dedi. O zaman sildim. Dedim ki hepimiz aynı yazalım. Akıl cihazını kullanmak takul, evet. Hayal cihazını kullanmak tahayyül. Tamam mı abi? Evet. Tamam. Eylemde peki şu anda ruhumuz öyle işlendi ki bu ders lügat maruz veya bu cümle olarak da söylenseydi böyle oturmazdı. Belki de bir saat ama şimdi sen bu Osman şimdi bir derste bulunuyorsun. Şimdi vicdana soruyorum. Rahat ol. Tamam mı bak? Ders yapıyorsun. Bak arkadaşlar. Akıl cihazdır. Onu kullanan taakkuldur. Ne dedi? Akıl. Hayal bir cihazdır. Onu kullanan bizim tayinimizdir. Nereden çıkartıyorsun kardeş? Ne oldu? Oysa sen ömür verdin değil mi? Sabah kalkmışsın kaçta? 8:30'dan beri buraya gelmişsin. Aylarca, senelerce bununla uğraşıyorsun. O komple şey bir cümleyle adama menfaatli olmaya çalışıyorsun. Adam da sana böyle yapıyor. Bak, akıl cihazını 27. sayfada söylüyor usta. Akıl cihazını. Hatta ruha da cihaz diyor. Ruha cihazını diyor. Onu kullanan kim? Akıl bir cihazdır. Motor. Arabayı herkes kullanır. Ama kim kullanıyor? Bana ait. Ha, akıl cihazını kullanan ben olan ben kim? Tahayyül. Tahakkul. Hayal da bir cihazdır. Onu da ben kullanıyorum. Tahayyül. Yani ama kaç senenin mevsi bu? Anladın mı? Lüp veriyorsun. Çocuğa süt veriyor annesi. Yani süt verebilmesi için annenin karaciğeri, böbreği, dimağı, aklı, ruhu yetmiyor. Bak atomu, kuru fasulyesi yetmiyor. Şefkati, her şeyinden süzülmüştür süt. Nereden çıkartıyorsun diyor. Akıl sistemiyle ilgili hep bir kafamda şey vardı, soru işareti vardı. Akıl sistemini nasıl kullanıyor diyor. Diye buradan şöyle söyleyebilir miyiz? Şeytan aklı kullanabilir. Akıl cihaz olduğu için. Cihazı kullanabiliyor. Ama taakkulü kullanamaz. Taakkulü biz kullanıyoruz. Tabii. Bize ait. Yok. Şöyle. Şeytan taakkulü etmez. Şu iki latife serbesttirler. Oralarda cirit atıyor. Cirit atıyor. Tamam. İşte akıl. Nerede atıyor biliyor musun? Şurada yapalım. Şunu yapayım şöyle. Şimdi ben şunu şöyle yapsam siliyorum. Bak şu. Cirit. Bunun dibinde hayal var. Kuşatmış desek abi. He? Onu kuşatmış. Burada da akıl var. İçinde. Şimdi bir iki latife var ki diyor, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki teklifi din altına girmezler. Şimdi bu tahayyülümüzü ve tasavvurumuz bir derece serbest. Kullanamaz değil. Kullanabiliyor. Bu zaten bu hayal ile akıl cihazdır. Cihazdır. Şimdi bu motorun önüne kim oturursa, yani ben otururum, şeytan oturur. O kullanırsa kendisine mal olur. Yani burası serbest bölge olduğu için gelebiliyor. Şimdi akıl cihazdır. Şeytan hakikaten adam şeytanlık yapıyor. Aklı olmasa yapabilir. Yapamaz. Ama bunlara geldi mi yapamıyor. Şeytan bunun dışına çıkamıyor. Direkt buraya da vuramıyor. Buraya vuruyor. Bu dediğin şu. Taakkulumuza şey yapamıyor. Ama aklımıza veri gönderebiliyor. Kullanamıyor da. Ama nasıl yapıyor? Buraya hakim olursa mutlak bundan sonra oraya. Buraya geri çıkamıyor. O kadar. Veri gönderiyor. Aklı kullanamıyor. Ama veri gönderirse kendisi adına çalışıyor. Yani veriyle çalışıyor. Mesela diyelim ki
Telefonlarınız niye bozuluyor? Cep telefonları, kilitlemesi. Güncelleme geliyor her ay, her hafta. O güncellersen o cihazın içerisine bir sürü veriler gönderiyor. O güncelleme ile cihazın ömrünü kısaltıyorlar, öldürüyorlar. Alsın diye bir daha. Senin verilerini de alıyorlar. O başka tabii. Cihazı da böyle bozuyorlar. Cihazı bozulmuyor, onlar bozuyor. Yani veri demek istiyorum. Direkt benim elimdeki telefonu alamıyor. Şu telefonu almıyor yani. Elimden, abi ben bozayım. Ver program yükleyeceğim, vermiyorum lan sen kimsin? Bana güncellemeyi vererek, ben de onaylarsam bunu ona veriyor. İlk defa okuyoruz. Zannediyorsun. İlk defa okuyoruz canım. Bunu okumamıştık ki. Yani işaretlememişsiniz. Yok yok yok. Çünkü direkt göbekten girdiğimiz için şeyden hayal veya şey hayır. Şimdi ben bunu daha izan yapmadık. Şimdi özel okuyacağım. 341. Şimdiye kadar yazdıklarım da hayal, tahayyülün içinde burada daha açık söylüyor, sıralıyor. Tahayyül, taakkul ile iltibas eder. Tahayyülü, taakkul ile iltibas eder. Yani hayale gelen bir şüpheyi, akla gelmiş bir şüphe tevehüm edip itikanı halel gelmiş zanneder. Öyle geçiyorum. Tahayyül, özür dilerim ama bu ifadede bir yanlışlık yok mu? Şu aşağıda yanlış yazmış. Şimdiye kadar yazdıklarımda hayal tahayyülün içinde. Yani daha önce baktığına göre değişebilir mi? Dur bakayım. Şimdiye kadar yazdıklarımda hayal tahayyülün içinde. Şimdi. Tamam, altyapı, alt dibi yani. Tamam. Bir devam edelim. Bir devam edelim. Önce hayal yazdık. Yani bu Mehmet kardeş, bu hayali okurken daha mukaddeme sayfalarımız. Şu anda biz ne okuyoruz, neyle bakıyoruz? Dur gideceğiz de şimdi. Tahayyülü okuduk kısmen. Ondan sonra şeyi okuduk, tasavvuru okuduk. Biraz külli bakışımız var. Buraları da aynı zamanda da tavsiye edeceğiz. Tahayyül, taakkul, hayali, akla girmiş şüphe tevhem edip. Bak, tahayyüle gireni taakkule girmiş şüphe tevhem edip. Hayale geleni akla girmiş, itikadın hale gelmiş zanneder. Tahayyülü taakkulla hayali de akla nispet ediyor. Ve sistemin devamında tevehüm ve itikadı zikretmekle hala diman içinde. Hayal sistem demişiz, yani alt veri tabanı. Tahayyül bu sistemin tasarrufa yetkili servis gibi. Yani hayalini kullanan kişi tahayyül. Hayal, mastar, bunu insan kendine döndürüyorsa tahayyül. İnsan kendisine iyi veya şekil kötü döndürüyorsa. Bunu da yapan aradaki tevehüm. Bak dikkat edin Metin'e. Yani bu şeyi yapan da tevehüm. Evet, tevehüm yapıyor. Burada aradaki de tevehüm. Yani tahayyül olduğunu taakkul vehmeden vehim yani şeydeki tevehüm ediyor. Ve tevehüm ediyor. Tasavvurda yani. Bunu da tasavvur yapıyor. Evet. Tasavvur yapıyor. Yani şey ifade de o zaten geçiyor. Tevehüm geçiyor. Diyor itikadına. Şimdi ondan sonra devam ediyor. Ara verelim mi? Olur abi. 12 oldu. 2 saat. 2 saat. 2 saat 10 tane. Tamam. Ondan sonra bu şeyden sonra daha güzel gidiyor. Biraz da oturmuş gibi. Yani çok tuhaf bir de kulasa ediyoruz. Diyor ki tahayyüle girmişi taakkul zannediyor. Hayali de akıl zannediyor. Birbirine eşleştiriyor. Bunu yazıyorum, kesiyorum. Çok önemli olduğu için tahayyülü taakkulle hayali de akılla konuşuyor. Anladık mı abim? Bu gördünüz mü? Sarı. He? Sarı. Evet. Yani bunu da bununla.
eşleştiriyor. Bir, bize bakan eser konuşmuştuk. Şimdi ikinci inşallah derste devam edeceğiz. El Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammed'in salavat. Hayal dersimizin ikinci bölümü. Hayal. Sayfa 341'de okuyorum. 322 sözler. Evet, hakiki terakki ise insana verilen kalp, sır, ruh, akıl, hatta hayal vesaire kuvvetlerin tam konuştuğumuz geldi. Öyle mi? Kuvvetleri konuştuk ya, akıl, hayal, ruh. Kuvvetler açısından dimağa bakalım dedik ya. Kuvvetler, evet. Yani tahayyülün kuvvesi hayal. Evet. Taakkulün şeyi akıl. Yani burada mesela kalp, sır, ruh, hayal vesaire dedi. Hı. Saadet-i Bediüzzaman'ı çevirerek metni bırakmışım. Yani haya kuvveymiş. Kuvve. Kalp. Evet. Mesela diman Allah bilir neresi. İzana benziyor gibi. Hı-hı. Veya sır. Mesela akılı şey yaptıktan sonra akılla hayali oradan gidiyoruz. Hayalin bizdeki gözükmesi tahayyül. Aklında taakkul. Bu ruh da sır da kalp de bir şeyin alt veri tabanları diye kafamıza şöyle bir şey girdi. Tamam bu derste. Hayalin terakkiyeti olabilir mi abi? Yani buna olur tabii. Benim hayalim genişti diyor. Bazısı mesela filmlerle körletiyor, mayenleşiyor. Fıtrattan çıkmış, insani dünyasına iniyor. Yani diğerlerini bloke ediyor. Hayal edemez oluyor. Mesela derste niye sıkılır? Sıkılmasının sebebi bu derste, hayal edemiyor, düşünemiyor dersi. Yani aslında şöyle bakacağım. Anladınız mı bunu? Cezörtel araba gidelim diyor mesela. Ha. Eski zamanın insanıyla mesela benim şu an zaman insan düşünsek aslında şöyle bir düşünce var. Yani şimdiki insanın hayalinin daha geniş olması lazım. İken değil. İken o adamın hayali daha geniş oluyor. Bu sebebi neden dolayı kaynaklanıyor? Fıtratı bozulmama nispetindedir. Hmm. Mesela şöyle diyeyim, bizim anladığımız şey. Çocuk küser mi bir şeye? Yok, bir anda. Enanet var mı? Yok. Bir anda hayır falan. Yani uzun kin tutar mı? Biraz sonra anneye babaya yapışır. Peki büyüdükçe ne oluyor? Enaniyet değil mi? O zaman sıkıcı. Mutlak kucaklamayı indirgiyor bir şeye. Mesela filmler, ne kadar filme şey gidince ufkum açılıyor zannediyor. O aslında seni bloke ediyor. Yani edebilir de farklı düşüncene, farklı hayal ama mesela büyük zatlara baktığın zaman, peygamberler dahil, film seyretmemişler, hayalleri ta alem-i misale geçmiş. Değil mi? Alem-i misale. Çünkü alem-i misale nasıl geçiyor? Hayalini bozuk olmayan bir insanın hayali, alem-i misale menfez oluyor diyor. Ama onlar film seyrederek ufku açılmadı. Yani yanlış bir zan var bize yüklemişler mektepte, piyasada. Film ne kadar seyredersen o kadar şey olur insan. Hayal ufku genişler. Ufku genişler, farklı düşünür gibi. Muhakematta bir yer var, okuyayım mı? Diyor ki, ma teassüf, benim ile şu zamanın kıtasında iştirak eden cümlesi eğer çandan sureten 13. asrın evlatlarıdırlar. Fakat fikir ve terakki cihetiyle kurun-u vüstanın yadigarlarıdırlar. Güya muasırlarımız 13. asrın nihayetinden 13. asra kadar geçmiş olan asırların firistesi veyahut embuzeci veyahut melez bir kavmidirler. Hatta bu zaman çok bediyatı onlarca mevhumat sayılır. Tamam işte yani. Evet, doğru bu. Yani şu anda daha geniş düşünüyoruz zannediyoruz. Oysa bloku olmuş oluyor. Evet,
geniş, genişe bakıyorsun ama kanalize edilmiş geniş. Mahdut. Bak şöyle diyeyim, daha iyi bunu kavrayalım. Bir daha bir söylemiştim, bir daha söyleyeyim. O büyük zatlar alem misale geçmediler mi? Demiş abi. Biz ise daha bedihatı bile anlayamıyoruz. Bedihiyatı bile anlayamıyoruz. Peygamberler film mi seyretti? Ustad film mi seyretti? Tam tersine emraz-ı kalbi diyor. Şimdi okunan mektep kitapları diyor. Ruhuma diyor emraz-ı kalbi oldu diyor. Yani ustad ne olmuş? Tonics Texas okumadı ki. Onlar diyor ki emraz-ı kalbi. Ey doktor diyor. Kendi şansını teşhis edebilen, tespit edebilen bir atıyorum. Sen de benim gibi kafanı teşhis etsen diyor. Çok diyor nurlanması gerekiyor. O dünyalarına gelirsin diyor. Nurlandır diyor. Biz şimdi okudukça mayenleşiyoruz. Yani içe büzüşüyoruz. Kalıptan çıkamıyoruz. Mesela bir tıp o doktorumdan açıldığı için söylüyorum. Bu tenzih ederim şeyleri. O kadar sebep sonuca odaklanmış ki onun dışında bir şey kabul etmiyor. Alternatif bir şey yok, olmaz kardeşim. Bu budur, bu bitti. Kur'an demiş gibi, ayet demiş gibi onu buldu, doktor bulmuş daha öncesi. Her gün de değişiyor o şeyler. Her de değiştiği halde, şahittir değişini. Mutlaka ayet gibi kabul ediyor. Bu budur diyor. Eğer bunun değişme tarafı var. Kesinlikle kabul ettiremiyorsun adama. Mesela şu dersi bazen şey yapalım. Ya bırak ya, akıl esastır. Diğerleri türevidir. Akıl sistemi içinde bir sistemdir, kabul edin. Sanki o ayetmiş gibi. Çünkü insan zannediyor ki ben tıbbı okuyarak çok geniş bakıyorum. Değil. İmam-ı Gazali der ki, bir sana at arabasını söylüyor. Bir de at tamircisi var. At eğitmenleri var, seyisler. Bir de şeyi söylüyor. Cihazları tamir eden. İnsan da bir cihazdır. İnsanın bu bedeni nedir? Evidir ya, libası değil. Evi su tesisatçısı tamir eder. Elektrikçisi tamir eder, değil mi? Kare budurcusu tamir eder. Döşemecisi koltuğu yapar. Bu ruhun elbisesi değildir beden. Yuvasıdır. Bunu tamir etmek diyor, sanattır. Sığırı tamir etmek, arabayı tamir etmek sanattır. Allah'ın sanatıyla bizim sanatımız arasında değişince bize zanaat denilir. Zonguldak. Allah sanatkardır, biz zanatkarız. Eskide zanatkar derler. Sani hakim. Tamam. Sanat diye hikmeti yapan Allah. Ha nedir o tam? Eğer bu sanatı bilirsen marifet ehlisin. Eğer Allah ile bakarsan buna marifetullah olur. Yoksa senin kafanı diyor teftiş etsen diyor. Doktora diyor. Eğer nurlanması gerekene kadar o dünyaları var diyor. Yani niçin? Yanlış değil de sebep sonucu mutlak fail kabul ediliyor. Allah yok orada. Tamam. Sebep sonuç. Bu başka bir şey olamaz. Sonra bakıyorsun bir tarumarlı oluyor, bir alt üst oluyor. Mesela onun için dedim ya bu zaman insanı hitap etmiyor şu bizim şey dersi. Bizimle alakası yok. Risale okuyoruz. Senelerce uğraşıyoruz. Hayal ile tahayyül arasında farkı belki de 2,5 saat geçti. Yani daha önce konuştuğumuz halde. Tazelensin diye. Şimdi adam da Freud ve onun türevleri bir şey bulmuş. Allah mı onaylamış ya? Ayet mi gelmiş ki bu adam doğru söylüyor diye. Ha şimdi niçin söylüyoruz? Televizyon seyredersen, filmi çok seyredersen daha küllü düşünürüm. Tamam. Bu bir şeydir. Hipotez, bir iddiadır. Ama Allah Resulü kadar, Bediüzzaman kadar, Gazali Hazretleri kadar sen daha geniş düşünebilir misin? Onlar alemi misale geçmiş. Ama film seyretmeden. Yani daha geniş. Mesela diyor ki benim ayarım çok güneş genişti diyor. Ne kadar geniş biliyor musunuz? Bak. Böyle bir şey var mı? Böyle bir bilim adı. Ben diyor gözümle görmüyordum. Gözümle işitiyordum. Her organıyla her şey yapıyor. Kulağımla duymuyordum. Kulağımla görüyordum. Yani nasıl bir şey? Allah Resulü parmağıyla görüyordu. Ben diyor arkamı da görüyorum diyor. Ana organ yok arkada. Yani ben realitede yaptım nasıl? Filmi çok seyredersek, çok geniş düşünürüz. Evet. Tamam. Ustad da diyor ki emraz-ı kalbi oluyor diyor. Yani evet,
senin küçük dünyanda kadar şey yapıyordun ama film olunca geniş ama şu kanalda olur. İmbisat mı oluyor abi o zaman? Şu. Şu göz mü abi? Şu göz mü? Sana ak gözlüğü taktırıyor. Bunları seyredeceksin. Ve bunları hayal edeceksin yani. Yani seyredince o ne seyrediyorsa onu hayal edebiliyorsun. Mazımı o. Hayalini mazımı o kardeşim. Neyse hangi videoyu söylettiyse o cinsten hayalin gelecek. Bak bu kanaldasın. Ama Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam aşamaları ben arkamdan da görüyorum diyor. Ondan sonra diyor ki oynadığın sözde insan diyor kalp ve ruhun derece hayatına gir diyor. Hazır zamandakini diyor daha geniş bir dünya görürsün diyor. Hazır zaman dünya bu adam hususi kafasında dünyası var. Yani serbest bölge neydi bu hususi dünya. Hususi dünya. Hususi dünyası. Kimin? Kişinin. Kişinin hususu değil. Şimdi Allah aşkına şu dünyaya bak. Şu aleme bak. Yani bu neydi? Yapmıştım hatırlarsınız. Şudur bu. Teğet geçiyorum. Adamdır. Adamın kafası bu. Kafa. Tamam. Şurada. Yani zavallı durumdayız ya. Neler almışlar abi bizden ya. Ya peygamberimize niye ümmi demişler? Ya. Okuma yazma olmayan anlamında bu esas mana değil bizim. Lugatat ara çevirince böyle oluyor. Hafı çevirirsen korku. Haf korku farklıdır. Korku aklıdır, haf kalbidir. Ümmi demek annesinden doğduğu gibi saf, temiz bu ruhuna, aklına, vicdanına, insanlığına, ilkokul öğretmeni, ortaokul öğretmeni, fen öğretmeni, coğrafya öğretmeni, anatomi öğretmeni yükleme yapmamış, müdahale etmemiş. Temiz, anasından doğduğu gibi ümmi. Ustad kendisi için ne diyor? Yarım ümmiyim diyor. Oysa okuma yazması var ustadın. Yazdı da değil mi? Yazdı var ya. Yarım ümmiyim diyor. Niye? 3 ay eğitim almış. Bozuldum diyor. 6 ayda. Bozuldum diyor. Kendisi söylüyor. Bu kadar kitap okudum diyor. Tamam mı? Kafamda, kafamda diyor, emraz-ı kalbi inkılap etti onlar diyor. Tom Hicks, Texas okumamış. Ustadı çok iyi biliyoruz ki İstanbul'dan Selanik'e padişahla trenle giderken kimya kitaplarını okumuş, fizik kitaplarını okumuş. Mutalaa ettim diyor. Öğretmenler kendi söylüyor tarihçede. Mutalaa ettim kitapta sorular sordular bana diyor. Hatırladın mı bu Şekercan'da? İlmi kelam. He, ilmi kelama der şeyler. Rast geldi diyor. Okudum yani. Okudum yerden sordular. Şimdi buradan kafaya girdim Osman. Abi içeriye girdim, içeri doğru buraya geliyor. Bu adamın bu çapı burayı oluşturuyor ve diyor ki biz her yeri biliyoruz. Ne diyor biliyor musun? Cehl-i mürekkebi uyanıklık. Çukuru terakki. Tamam mı? Nefse köleliği hürriyet. Hayalini genişletiyorum derken aslında küçükmüş. Küçükmüş. O filmler küçük diyor. Çünkü öyle düşüneceksin. Öyle düşünmek zorundasın. Bak bir misal söyleyeyim. Yanlış anlamayacağınızı biliyorum. Ben ilkokulu okurken 3. sınıftaydım. Yalan mı diyeceğim size? Her daim zikrediyorum. Örnek olarak bizim memleket böyledir. Böyle vadi iniş çıkış. Dereler var. Bizim burada karşı köy dağa bakıyordum. 13 yaşındayım. 3. sınıftayım. Ve televizyon yok, elektrik köye gelmemiş. 4. sınıftayken gelmiş. O zamana kadar elektrikle, tamam bir tanesi ne demiş biliyor musun? Tam da anne demiş, Hasan amcanın cep telefonu yok muydu? Elektrik yoktu ama diyor. Uyduda bağlanamıyor muydu diyor. Doktorum, çocuk demiş, elektriksizliği Erdinç nasıl anlasın çocuk?
Tamam devletlik yok da hala anne ama diyor. Aa, Hasan amcanın diyor uyduya bağlanamaz mıydı diyor. Evet bizim uydumuz var da baş. 3 yaşında diyordum ki şu dağ aslında yoktur. Yalan mı söylüyorum size? Bu dağ aslında yoktur. Ben var zannediyorum. Dönünce o yoktur. Fakat kenardan bakınca bakıyorum. Bir de hadi bunun bir derece. Dünyada hiç kimse yok. Bir ben var inanın. Şu karşıda araba, dağdan araba geçiyor. O arabanın içerisinde insanlar aslında yok. Bu benim. Bir de neyi merak ederdim? Tövbe tövbe yani çocuk kafası. Allah ne bahtiyardır. Herkesin düşüncesini, konuşmasını duyuyor, biliyor. Her şeyi biliyor. Bu bende bilme arzusunun ifadesidir. Her şeyi bilme arzusu. Ve anneme derdim ki, inanın, itimat edin, yalan nasıl kafirdir, anne ben evlenmeyeceğim derdim. Lan 3 yaşında, oğlum, şu ağzında, ağzındaki kelamı şeyler alsın, rüzgar mı yeni alsın, böyle deme, dua olur, niye, deli misin, nereden çıkarttın, daha hiçbir şey yok. Nereden bunu şey yapıyorsun, bunları konuşma derdim. Dur, yani tuhaf, peki niye bunları söyledin? O zaman televizyon seyretmemişim, televizyon yok, elektrikle alakalı bir şey yok, Texas Domics yok, bir şey yok. Peki o daha yoktur, ben var, ben baktığım için var. Hep düşünürdüm, başka bir tanesi de, hep öyle dikkat eder, şimdi söylüyorum, bak o demir var, siz varsınız. Siz varsınız, ben yokum biliyor musunuz şu anda? Sizin varlığınızla kendimi var hissediyorum, aslında... Kendimi ne hissediyorum, ne görüyorum. Kimse kendisini görmüyor. Ben görüyor muyum kendimi şimdi? Bizimle birlikte anca görürsün. Yani gördüğümü zannediyorum. Ben kendim, şimdi gördüm. Bak, düşünüyorum, hiçbir zaman hep hariçteymişim. Gördüğüm yerde, duyduğum şeyde, yürüdüğüm yeri varmışım. Ben yokmuşum. Neyi görüyorsam o. Ona ben vardım. Hiç kimse söylemiyor. Şimdi de söylüyorum. Size de söylüyorum. Gündelik hayatınızda bile bizde kendi varlığımızdan haberimiz yok. Bak, şu anda yok. Bak. Hep sizsiniz. Ben. Siz bana bakarken var mı sen? Varlığında haberin var mı? Hep ben olmuşsun. Siz bakıyorsunuz ya bak. Kendi varlığın yok ki. Bir tuhaf. İkisini bir anda hem sen hem benim cebeden büyük saklardı. Şu anda ben bütün donanımlarımla şuurumda olacağım, aynı zamanda seni seyredeceğim. Ne zaman kendi donanımlarıma şuurum olursam, doktor öyle düşünme, kalbinden öyle geçirme, o gözüküyor işte. Bir daha söyler misiniz abone? Şimdi ben sizi düşünürken, konuşurken kendim yok. Tamam. Yani bu donanımlardan hiç haberim yok. Öyle konuşuyorum. Görüyor muyum kendi bak, gözüm dışarıda, dışarı görüyorum. Kulağım dışarıda. Yani. Aklım da dışarıda. Bizim sorularımıza cevap veriyorsunuz. Ben meşgulüm. O kadar. Evet. Ama kendi varlığından haberim yok. Ne zaman bu donanımlarımın şuurundayken, hepsi aktif iken varlığından, senin de o taraflarını ancak görürüm. O zaman derim ki, Yasin öyle düşünme. Çünkü benimse aklım düşüncelerini okurum, kalbinden geçeni okurum, ruhtakileri de bilirim. Ruhum aktifse ruhunu bilirim. Ruh ölmüşse ruhu nasıl bilir? En zor senin ruhunu bilmem değil. Kendi ruhumu bilmem gerekiyor. Kendi taakkulum aktifse senin otomatik olarak senin beynini okurum. Anladın? Çünkü senin bizim gözümüz kafadan çıkan dalgaları görmüyor, okuyamıyor. Ama bu mahluktur. Şeytanlar, melekler, cinler görüyor. Ruhaniler kafamdan çıkan... Şu anda düşüncem var ya, düşüncem, bir şey, haletlerim, onların dalgası var, o dalgayla cinler, şeytanlar böyle şey gördüğüm gibi onları görüyorlar. Bak Yasin diyor sana şeytan veya cin, Hasan senin hakkında şöyle düşünüyor. Abi benim hakkında böyle, ooo nereden bildi gayip, gayip değil. Buradan çıkan şua. Yani nasıl görüyor? Radyo dalgalarını duyuyor musun sen? Televizyon dalgalarını görüyor musun? Yok. Televizyon açsan duyarsın da görür müsün? Şeytanın böyle bir şeyi var. Görüyor da duyuyor. Gayb değil çünkü. Ortada olanı gösteriyor televizyon. Gayb,
Gayb bizim için. Aslında onun için gayb değil. Hazırdakini gösteriyor televizyon. Televizyon aleti, bizim yaptığımız aletin bizce gayb olanı ayan ettiği gibi bizde de televizyon aleti var. Akıl bir alettir. Gaybı ayan ediyor. Şimdi biz yaşadığımızın farkında değiliz. Ve bazı ümmiliğimizi götürdüler. Sabit şeyleri, dilekleri çattılar. Bu budur, bunun dışında bir şey yok. Bu budur. Kim ne diyorsa dedi, hep uyduruyor demişler ve düşüncemize, tefekkürümüze, meylimize, niyetimize palanga vurdular. Televizyonlarla bizi köleleştirdiler. Televizyon başkanı yapmış. Artık yeni silah, geleceğin en büyük silahı nükleer değil. Şimdi de başladı. Film seyrettire ettire hayal kuvvesi çok genişlemiş. Ama tahayyül ve tasavvuru tefekkür etmek, düşünmek, anlamlandırmak, değer yargısı, kutsiyet, vefa, onlar tamamen yok gibi hayal o kadar balon gibi yapılmış ki içerine girmiş herkes leylim leylim. Böyle. Çıkmak da istemiyor. Kesinlikle esrar gibi. Oradan çıkamaz, çıkmıyor. Esrar gibi böyle. Anne bağırıyor, kızım odadan çık. Hayır anne. Oğlanım, leylim leylim. Anne seviyorum. Ay şey yaptım. Artık hayalini bitirmiş. Allah Allah. Tamam. İçine girmiş, tamamen beyinler sömürülmüş, köleleştirilmiş, kafaya, akla palangalar vurulmuş, hapsedilmiş, resmi ve modern kölelik. Bak şimdi, bir arabaya bineceksin diye 25 sene bankaya çalışıyorsun. Bir arabaya bineceğim, eve bineceğim diye kira, aynı eve oturuyorsun. Kira da otursan, ev sahibi olursan aynı. 20 sene modern köle, şu, eskide şuydu. Yemeği ben vereceğim, işi ben vereceğim, sen onu yap. Bu bedeli kölelikti. Bak işi ben veriyorum, yemeği de ben veriyorum. Şimdi daha zor bir köleliği attılar. İşi de sen bulacaksın, yemeği de şey yiyeceksin ama kazanımın benim olacak. Bak eskide iş ben veriyorum, yemeği de ben veriyorum, kazanım benim. İki şeyi veriyorum, kazanım benim, bana çalışacaksın. Al ekmeğini, işi de al. Şimdi diyorum ki, işi bu. Yemeğini de bul, netice ne kazandın? Benim. Ne değişti? Modern kölelik. Faiz sistemi insanı modern köleli, seni ahıra bağlıyor. O eve benimdir, kiralıktır, kafada var, bina aynı. Ondan sonra izine çıkamazsın, şey yapamazsın, şunu yapamazsın, adama çalışıyorsun. 60 liraya aldığını 70-80'e 100 lira veriyorsun. 20 senede tamamlıyorsun. Bu kimin işidir? Kardeşler, niçin desinler? Herkes köyden çıktı şehire. Köyümü anlatıyorum. Adam köyde mükemmel, her şey yerinde, sizin köy gibi de değil. 5 katlı, 7 katlı binalar var. Güneş enerjisi var, diş kaplama var. En lüks soğutma ısıtma sistemi var, odun. Sobada yapmışlar ama dediler ki herkes çarşıda, yemin ederim size kooperatifin yaptığı kibrit kutusu gibi binaya, o güzelin bahçeli, çocukların dolaşabileceği, ağaca tırmanabileceği ırmaklar, dereler, soğuk buhar suları yerine musluktaki belediyenin ilaçladığı suyu içiyor. Yani buhar suların yerine belediyenin ilaçlı suyunu içiyor. Bahçeli villa manasına gelen Avrupa'da bu. Avrupa'da zenginler nerede oturuyor biliyor musunuz? Köyde. Şehirde fakirler oturuyor. Almanya'da bulunuyorum. Senenin bir kaçta kaçı geçiyor Almanya, Fransa, İsviçre'de. Ormanların için köylerde hep zenginler oturur. İki katlı, bir katlı ormanın içinde müstakil. Ve ne yakarlar biliyor musunuz? Ne özel izin alıyorsunuz? Doğalgaz gel, şey istemiyor, şey yapmıyor.
orada kurutulmuş odun, duman fazla çıkmasın, odun yakıyorlar, petek yakmıyorlar, şömine yakıyorlar. İtimat edin bana. Yalan söylemiyorum. Böyle Türk vardı, Türkiye'de tekstil şeyi var, adamın birkaç tane var, orada satıyor. Witzburg mu neydi, orada gördüm, adamın villasına götürdü. Seviyor Nurcu bizi. Şömineye attı abi diyor. Her tarafı kat, iki kattın kör, inan bildiğin kör. Belirli saatlerde ayağını çıkarıyor, tarlada kazma yapıyor. Çeren boşaltayım diye. Yani adam, peki niye bu kadar don, bu ne alakası bu derste? Bizim beynimizi, şu hususu dünyamızı işgal ettiler. Bakın, klorlu su içiyor puarsun yerine, kibrit kutusu gibi Başakşehir'deki kutulara oturuyor. Evde oraları bıraktık. Biraz önce ne diyor? Bak 25 liraya ceviz alıyor. Bunu 15 liraya ve 10 liraya alıyordu üreticiden. Adam satıyor. Şimdi ne yapar? Bir dönüm verse al sana 15 milyar. İki dönüm ekse 30 milyar, sen fabrikada çalışıp kazanamazsın. Şimdi tamam öyle yaptım. Bizim köyü, hususi dünyayı anlatıyorum eylemle. Şimdi köyü, villayı bırakıyorsun. Mutlak hür. Eve bir çıktın dışarıya, çocukları park, ne demek park? Salıncak yerine asmalar var bizde. Üzüm asmaları. Tırmanma yerine ağaçlar var. Toprakla haşır neşir olarak korku gider. Anası olan toprağıyla barışık olan çocukta gece korkusu olmaz. Tuvalete kalkma şey endişesi olmaz. Beyin ve vesveseleri pek olmaz köyde büyüyen çocukların. Buralarda oluyor ve perişan edilmiş. Perişan sebebi bu hususi dünya, burada filmlerle, televizyonlarla köleleşmişiz. Ve mıymıntı çocuklarımız var. Hırçın, doymaz, laftan anlamaz, vefa yok, iyilikten anlamaz. Siz çocuklarınıza bakın, anne babanıza. O kadar bağırdığı halde ne kadar vefa ve şeye saygı var. Şimdi ne yaparsan yap, doyuramıyorsun. Olmuyor, senin çocuklarla kası yok. Toplumun yaymış olduğu, hani 3 aylar girdiği zaman toplumun yaymış olduğu dalga ile kişiyi blok ettiğince insanlar ulvi duygular açılıyor ya, bu toplumun yaymış olduğu frekansların bombardımanına muhatap olan bir insan alevini istiyor. Nereden çıktı? İstiyor. Televizyon yok, nereden buldu? Televizyonsuz atmosferden alıyor. Kafeye giriyor. Hangi yönle çıkıyorsa aynı yönle giriyor. Ne yapacaksın? Yani ben iş yapmaya değil. Abi ne yapacağız da? İş yapacağın yok da bil. Kendine ve çocuğuna, çoluk çocuğuna fatura kesme. Niye olmuyor deme. Bu havayı teneffüs edenlerde herkes derecesine göre sarsılıyor. Senin ve benim çocukla alakası yok. Senin zaafın, eksikliğin, beceriksizliğinden değil. 60. sayfada Kastamonu'da söylüyor. Bu hava zehirlenmiş. Bu zehirli hava diyor. Hatırlar mısınız Arapçası nedir? Buharat-ı muzahrefe. Bir de şey. Semli hava. Semli hava. Zehirli hava. Şu, ahırı düşünün. Ahır, sığırların gübresi. Oradan çıkan buharlar vardı. Hep bu kokardı. Değil mi? Kokar. Gözümü diye bile yakıyor. Yakar. Ha. O nasıl zehirlerse, duman da öyle vesaire. Bir insan odunun dumanını da evde alması lazımdır. Tamam vesaire. Mesela şimdi kelebekten korkan çocuklarımız var. Sinekten korkan çocuklarımız var. Sinekten yani. Düşünün gece tuvalete gidip işemeyen çocuklar, işe yatan şey var. Tuvaletten korkuyor çünkü toprakla tanışmamış insanlarda korkaklık olur. Niye gavurlar korkak olur, iman şey ona betonla büyümüş. Niye Anadolu çocuğuyla İstanbul çocuğu farklı? Anadolu çocuğu toprakla büyümüş, betonla değil. Bunlar hep veri tabanları arkadaşlar. Biraz uzattığımı zannediyorsunuz ama ya, çok acayip şu var ya şu. Bir de babaanneyi, babaanneyi, dedeyi beğenmeyiz. Evet. Basit. Yani niye? Babaannem o filmi seyretmemiş. Babaannem dijital ekran kullanırdı. Dijital
benim ilmen varabileceğimi de varamayacağımı da babaannem neticeyi söylerdi. Babaannem tıp okumamıştı, midenin böyle mi böyle mi, oğlum oturarak iç derdi. Babaannem tırnağın arasına bakteri, mikro canlılar ne olduğunu bilmez. Oğlum tırnakların altında şeytan olur. O tırnakları tutmayın, kesin. Şeytan, bak şeytan neyle tanımlamış mikrobu? Şeytan demiş. Tırnağın altında şeytanlar olur. Öyle hatırlarsınız. Şeytanları biz de korkardık, hemen keserdik. Neticede mikroptan kurtuluyordu. Allah Resulü demiş ki kapının ışığında oturmayın. Zira cin çarpar. Ceyran yani. Tamam. Ceyran yani. Mesela çünkü ama bu mu? Çok manası var. Hakikaten de öyle olur. Çünkü ceyran, ceyran eden cin şeyinden geliyor ya, ceryan. Neticeyi söylüyorlardı. Şimdi bak, geçimsiz, bağnaz, doyumsuz, veriyorsun arabayı, parayı, hayır, kız mıdır, erkek midir? Kıza bakıyoruz, erkek gibi. Erkeğimiz bakıyoruz, erkek çocuk, hayır, hayır babam. Buna hakikaten bir şahsiyet oturmamış yani. Büyümüşler, küçükmüşler. Son sözüm, çocuklarda çocuk meymeneti kalmamış. Evet günah değil ama seyrede ede ruhlar o kadar bozulmuş ki çocuklarda nuranilik, sevimlilik kalmamış. Sömürülmüş bir yüzleri var. Yani o tatlı, sıcak, kırmızı yüz yok. Solmuş, sönmüş, ümitleri alınmış, hedefleri kopartılmış, anda yaşayan, yani böyle kansız, heyecansız, gayesiz, böyle sönmüş ya, pili bitmiş gibi olmuş. Buraya bizi mahvetmişler, bu. Buradan içeri sokulan. Yani buradan gireni tahayyüle, kulaktan girene de tasavvura. Sözler 491. Bu farkındalığımızı yapalım. Lütfen çoluk çocuğunuza fatura kesmeyin. Semli havayı teneffüs edin. Serbest mi bırakacağız ya? Hayır. İyi tamam da. Gayret edeceğiz de kendinizi, psikolojinizi çökertmeyin. İnşallah bir müjde vereyim size. Hep bu derse katıldığınız halde, değil çoluk çocuğunuzu, bu derse katıldığınız halde ben bile Allah'tan şunu isteyeceğim. Fetretten bana da hisse ver. Hiç duymamış gibi bana muamele et. İslamiyet'i hiç duymamış gibi. Değil bu zahir ilim, batın ilim. Hiç bunları bir fetretten bana hisse ver. Fetretten hisse alacağım. En müsbet dediğimiz bir üniversiteye gönderdim çocuğu. En müsbet. Vakıf Üniversitesi'ne. Öğretmen şöyle diyor. Şu 5 tane Amerikan film yazarının filmini izleyeceğim, 3 soru soracağım sana diye. Terbiyesiz. Böyle sınavlar böyle abi. Kitap oku, kitaptan sınav yapacağım seni. Şimdi bakıyoruz burayı, orayı. Nasıl? Hep dışarıdayım ben şimdi geziyorum. Taayyülde de, tasavvurda da, taasurda da. Hep geziyorum. Şimdi ya, en müsbet dediğim üniversite. Vakıf Üniversitesi bu da. Adı da ne güzel. Ondan sonra çocuğumuzu oraya gönderelim dedik. Diğerler tutuyordu. Yok. Oraya, orada böyle. Ondan sonra diyorsun ki teslim artık, bir şey diyemiyorsun. Oğlum var. Çık oradan, çık okuma ya. Okuma, düz bir memur ol, çalış. Bunu diyor, baba olmaz. Sen kısıtlıyorsun bizi. Dayı, oğlum oradan görüyorum ben. Oysa kısıtlamaya ben tepki yapıyorum ama anlatamazsın çocuğum. Anlatamam. Seni bloke ediyorlar, seni köleleştiriyorlar, ahire bağlıyorlar. Bir arabaya koyacaklar ama arabanın dizgini direksiyon adamın elinde. Diyor ki işi de sen bul, yemeğini de sen. Netice neydi çalışma? Bana. Bana vereceksin. Eski kölelik, şuraya git hurmalı, şu yemeği de ye. Netice bana ait. İşi de o veriyordu, yemeği de o veriyordu, ürünü o alıyordu. Şimdi işi ben bulacağım, ekmeğimi de ben bulacağım, kazandığım onun olacak. Yok mu? Böylesi. Faize giren vallahi billahi ve tallahi modern köleleşiyor. Kartlarla sizi
eskide benimdir ünvanı vardı. Bu ya Ebu Bekir kimin kölesi? Bilmem Velid bin Mughire'nin kölesi. Bu kimin bilmem Seyyid Ebu Said'in. Ha. Bu kimin kölesi? Kimin kartı var? Hangi bankanın kartı ise onun kölesisin. Allah. Biz sanıyoruz ki kölelik kalktı. Yani oruç... Hortladı, hortladı. Abi bir şey daha söyleyeyim. Dedim ki oğlum üniversiteye... Ezan okumadı değil mi? Üniversiteye gidip ders aldığın hocaları ben görmüyorum. Gitmedim. Zamanımızda gidemezsin. Dedim ya en azından YouTube'dan şu öğretmenlerin bana gösterdiği toplantısı şu bu. Onda yüksek yerlerde 5-6 tane görev olan insanlar. Sanki hiç insan yok. Salona gönderdi. Suratlarına baktım. Her şey konuşuyorlar. İlk göze ama surat gülmüyor. Hep resmi olmuş. Akabinde de nedir abi? Diploma profesör. Diplomat. Bugün de bir söz geldi. Beni teyit etti. Diyor ki bugünkü talebelik ilim yolculuğu değil, diploma avcılığıdır. Yani oraya gelmek için, o makama gelmek için diplomayı nasıl elde edersen, fotokopiyle mi elde ediyorsun, ezberle mi elde ediyorsun, birilerinin himayesine girip de onların gözünü doldurarak, öyle abi. Ama şu ders, bu canlılık yok abi. Bakın, bir bakın onlara, bu canlılık, ben şimdi her şeyimle doldurdum, hayalimde, tasavvurumda, tahakkülümde, oralara gittim, oralarda düzelttim, kendi mabeynimde. Elhamdülillah. Şu ders, elhamdülillah. 491 sözler. Risale-i Nur'a diyor ki, gönüller üzerindeki üniversitedir diyor usta. Gönüller üstünde kurulmuş, muayyen bir binaya hapsolmamış bir üniversite talebesiyiz. Nur talebesiyiz. Hatta vehim ve hayal ve sır gibi duygular. Bunu nerede duyacaksın böyle bir şey? Vehim, hayal, vehim gittiniz değil mi? Tasavvur, hayal ve sır. Sır kendimle. Duygular, hüşyar ve mutayakız bir surette o zikir, o tesbihlerdeki mutadit manaları kendi zevklerine göre alır. Görüyor musun? Bu derste ne yapıyor biliyor musun? Burayı bir dinleyin. Bir dinleyin. Kalbimiz bağlıydı. Aklımız bağlıydı. Sırrımız bağlıydı. Beynimiz bağlıydı. Derste çözüyoruz. Yani dışarı çıkmak isteyen bahar sırlar var ya kalbinde. Hep sene çıkarlardı. Aynı ay gelince akılda tutamazsın. Şimdi biz bu hayvanları çözdük. Sırrımızı, aklımızı bu derste, kalbimizi, dimağımızı çözdük. Hadi gidin dedik. Keçi gitti, tepeleri yedi. Koyun gibi gitti, dibi yedi. Sığır gitti, yaprağı yedi. Karınca gitti, aşağıya gitti. Kartal, her bir hayvan gibi bunları hüşyar ve müteyakkız bir surette onları biz bu derste zikirle, otlayın, ilim. Otlayın diyor. Evet. Allah Resulü ilim hadislerinden oktay diyor. Zikir ilim demek. Tesbihlerdeki konuşma, mutadit manaları kendini, kendi zevklerine göre alır. Hepsi alır. Herkes farklı bir şey anlıyor değil anlıyor, mi? Anlıyor tabii. Herkes farklı. Hepsi. Aklına başka alır, sırrın. Benim aklım başka anladığı gibi senin aklın da anlıyor. Ama sen bir de sırrın isin, hepsi farklı bir şey anlıyor. Hayali kuva diyor, duygu diyor. Benim ve hayal sır gibi duygular diyor. Demek hayal neymiş? Kuva ve duyguymuş. Tek tek böyle kilim örer gibi. Osman bilirsin işte onu. Kilim var ya nakış yaparsın orada bir şey yazarsınız kilimin üzerine. Bizde hayal nedir? Kuvaymış. Böyle kilimi dokur gibi tek tek yazdım. Duyguymuş. Bak ne diyor? Hatta vehim, hayal ve sır gibi duygular. Bak hayal duyguymuş. 739 sözler. Ey arkadaş, şimdi hayali baştan çıkar, hayali çıkartabiliyorsun, aklı kafaya geçir, hayalin tahayyülden çık, tahakküle geçir. Tahakküle geçir, tahakküle geçir. Çok acayip bir şey. Evet. Bak, ey arkadaş, şimdi hayali baştan çıkar, akıl kafaya geçir. Nerede akıl? Hayalin başta olduğu.
Muhtemelen vahiyle dönen, yani vahiy muhatap olmuş aklı demek istiyor. Evet. Metnin gerisine baksa, gerisi öyle. Derse, bir taraf bak diyor olabilir. Ya. Belki de, yani eğer değilse. Ne acayip bir şey ya. Bak ne konuşuyorsun şimdi. Şimdi bir tıp hakkında eğili. Eğili. Aynı sahada. Gözse göz. Dairede. Nasıl 5-6 tane doktor tabirlerini konuşunca herkes neyi kasteden? Siz de böyle muhtemelen taakkul falan diyorsunuz falan. Burada herkes anlıyor neyi kastettiğini. Ama bir yabancı birisi gelse bu derse, Allah Allah bunlar ne zaman bahsediyor ya? Yani Ashab-ı Kehf'in mağarasına sığınmış, ondan sonra o 300 sene yatanların, ulan siz hangi asırda kalmışsınız ya derler. Biz de uyarmadık. Ula burada ne var ya? Akıl var. Abi diyorlar ki şifreli mi konuşuyorsunuz doktorum anlamıyorum bundan diyor. Kısacık bir paragraf Mesnevi'yi oraya gönderdim. Doktor grubuma. Doktor grubuna. Ha, siz aranızda şifreli mi konuşuyorsunuz diyor. Ben bunu anlamadım diyor. Cuma mesajı. Cuma mesajı. Basit. Ve öyle şey, doktorlar grubu. Doktor grubu ya. Ve hepsi şey namazında abdestinde imamlı doktorlar. Yani şey değil. Eli tat şey değil. Eli diğer değil. Tamirciler grubu diyor. 744 sözler. O tasanayi. Şimdi şu alim niçin biraz önce anlattım ya. Sebep sonuca kesinlikle odaklandırılmış, inandırılmış ve ille filmle köleleşmemiş. Onu demek de istiyordu. Verilen bilgilerle de biz köleleşiyoruz. Tamam mı? Şimdi simülerler veriliyor. Efendim? Mahkematte kısa bir yer var. Çok kısa olsun. Çok, sureten, maddeten, lafzen, maşen muntazamadır. Fakat sireten, maneviyeten ve maden fasile ve muhtelledir. Ve çok kısa. Mehasinin terakkisiyle beraber mesavi dahi terakki edip daha dehşetli ve aldatıcı bir şekle giriyor. Aynen. Doğru sorun. Daha dehşetli oldu. Bir de ilim çerçevesi çizildiği için. Aldatıcı diyor. Aldatıcı. Yani köleleştirmeye seminerler veriliyor. Mesela nasıl daha ticaret yapacaksın, nasıl daha kazanacaksın, seminerde ne var biliyor musun? Nasıl yalan konuşacaksın? Mesela ben katıldığım için söylüyorum, bir gideyim dedim, ne olur itimat edin bana, diksiyon dersinde nasıl yalan konuşacağını anlatıyor. Yalan demiyor ama yalan. Ebu Bekir'e de sormuşlar, radiyallahu anh. Allah onun şefaatine mazhar eylesin. Yardım ettirsin bize. Amin. Güzel konuşmayı söylemişler. Yani diksiyon güzel konuşma karşılıklı etme var ya. O ne demiş biliyor musun? Diksiyon yani güzel konuşma. İçinde yalan olmayan konuşmadır. Hepsini özetlemiş. Ben de bir şey ekledim ben buna. İçinde sen olan bir konuşma. Sen ol içinde. Kargocu olma, aldığını verme. Ayetten çıkarttım. Liberte kulüne mala tefalu. Yapmadığın şeyi ne söylüyorsun? Alıp verme. Tamam ver de kargoculuktur. Buradan ver. Sindir öyle. Bir tane yeğenim dedi bana burada. Bunu niye yapmıyorsun? Dayı sen de yapmadın dedi. Dün dedi sen bunu yapmadın dedi. Sen de böyle yaptın dedi. Hakikaten öyle yapmış. Acayip bir şey ya. Yani kargocu olmuşuz, köleleşmeye ille faiz demiyor. Ne olur, affetsinler beni, eyli. Maalesef sebep sonucun ayet gibi, Allah demiş gibi mutlak hakimiyeti, sebebin sonuca mutlak hakimiyetine inanan insan ilmi köledir. Köleleştirilmiş. O kadar sebep var ki sonuç yok. Sözler 744. Şimdi şu alim-i misaliden çıkarız. He? Alim-i misaliden çıkarız. Hangi alim? Hayali nokta yok. Hayalin üzerine bak ilginizi çeksin diye mavi koydum. Takke var. Hayalin, hayalla kullanmak değil. Hayalin içi demek. Hayali beyhimden ineriz. Akıl meydanında dururuz. Görüyor musun abiler? Ne bize yeni bir dünya keşfettiriyor. Amerika değil bu yeni dünya.
Arkadaşlar bizi bu küçük alemden çıkartıyor Risale-i Nur. Yeni, büyük, genel, umumi bir dünyaya tanıştırıyor. Sana bir şeye de uyuyor bak. Şeklini ters çevirdik ya. Hayalden, vehimden iniyorsun. Akıl meydanında dururuz. Berzahta dururuz. İndi, 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 indi. Bak, aa indik. Bak Allah Allah. Gördünüz mü? Abi okur musun bir daha? Şimdi şu alem misaliden çıkarız. Alem misali. Hayal, tahayyül yani oradan. Evet. Hayali vehimden ineriz. Vehim, vehim, vehimden de. Vehimden ineriz, akıl dur. Meydanında dururuz. Bak inelim, inelim abi. İnelim abi. Akıl meydanında dururuz. Akıl meydanında dururuz. Bir durduk. Meydanda dururuz. Berzah diye orası. Berzah. İnmek yani. Yani yukarıda olması gerekmiyor. Ustad Rüya'da dedi ya. Hep böyle yapardım, hatırlıyor musunuz? Ters, ters yapıyorduk, biz yukarıya doğru gidiyoruz. Hatırlıyorsunuz da hep böyle senelerce. Tahayyül, tasavvur, akıl, tasdik, güzel. Üstte. Ustad dedi ki bana, bunu dedi alt alta koyma, aynı yere koy, bunu üste koy dedi, aşağı doğru yap dedi. İleriz. Ondan sonra vicdana inecek dedi. Hmm. Kelamın da şekle uysun dedi, bunu da kendisi eliyle yaptı. Bunu ben yapmadım, yalan söylemiyorum ama benim hususu dünyamdır, bu benim... Benim rüyama düşerdir. Bu genelleyemem. Yani böyle inanın demem. Paylaşıyorum. İşine gelirse kabul et. Yoksa gönder bana. Çünkü kendisi inanmış bir insan inandırmak için başkasını yırtılmaz. Ben kendi ihtiyacım var giderilmişse başkasının ihtiyacının fakiri olmam. Sen dinlemen ama dinle demek medyaya düşmüş yapmak, yırtılmaz bir ihtiyaçtır. Nedir o? Kazandığın ilim seni daha tatmin etmemiş. Böyle bir şey de istiyorsun. Eğer bir insan kendisi tatmin olmuşsa, başkasının tatminliğinden tatmin olmaya çalışmaz. Çünkü bardağa, çay bardağına su koydun, şeker koydunuz, erir. Biraz da şeker koyun, erir. Biraz da koyun, erimez. Çünkü doyum noktasına ulaştı. Şimdi buraya ineriz. Bak burası serbest bölge. Ben bu benim işime yarıyorsa, ben bu derste kendim rahatlıyorsam, sen istersen rahatla, istersen rahatlama. Niye yırtınıyorsun peki insanlara? Dinde vacip var, vacip. Alime farzdır. Bildiğini, bilmediğini aktarmak peygamber mesleğidir. Onun için anlatırız. Peki netice? Netice, sen ve maler Resul ilel bela hidayet veremezsin. Senin vazifen ancak nakletmektir, hidayeti ben verir. İster kabul etsin, ister etme. Bu değildir. Tamam kardeş, kavga etmeyelim. Bak, sen orada. Mahu selamı, sana selam olsun, selam olsun deyin diyor. Kur'an'da ne diyor? Hecren cemila, kavga etmeden güzelce ayrılın. Sen selam. Külliyattayız. Şeyde de devamında da diyor abi, akıl meydanında dururuz, mizana çekeriz, ederiz yolları berendaz. Mizana çekiyor Talkun'da, tam orayı anlatıyor. İki yolumuz vardı ya. Niye gülüyorum biliyor musun? Sana iki yol vardı ya. Ha. Durduk orada yolları... iki yol vardı bir daha söyle bize. Mizana çekeriz diyor. Şurada. Ederiz yolları berendaz. Berendaz, ayırırız yolları. Burası da... Tasdik. Direkt bu şekilde. Kafirin. Kafirin bu. Biraz geç bulduk ama. Bu müminin. Tasdik. Tembellik yapmayacağım, yazacağım. Şeytana rağmen. Buraya bile girebiliyor mu abi? Ha? Buraya bile girebiliyor mu yani? Nereye? Yazma diyor. Şeytana rağmen yazıyorum dedi mi? Yani şimdi yazma diyor değil mi sana? Bana yazma diyor. Tamam anlattın dedi. Diyorum ben yalan söylemiyorum. Ben biraz açığa çıkmış bende. Adam direkt diyor. Yazma tamam dedi. Çizdim. TA yazdım. Tamam dedi. Dile getirdim size. Diyorum ki yazma diyor bana. Hasan abi o iki yolu... Tembellik ruhsal hastalıktır. Kastamı da geçiyor. Bu yazmamak tembellik hastalığı. O iki yol başında nurani bir zat durdu. Aa şurada. Kızlarımda. Tavkule geldin orada durdu. Dedi ki sağ şu yoldan şu şöyle olur böyle olur. Sağ yola gidersin. Ben, o vahiy Kur'an'ı orada evet. Vahiy Tavkule. Vahiy Semavi. Evet. Vahiy Semavi geldi. Şurada. Vahiy Semavi orada. Şurada değil mi? Aha orada. O yukarıda köprüydü. Şeyden indik ya. Lazım.
meydana, akıl meydanına yolları indirdik. Kolu böyle, bir kolu da böyle. Ha, nurani bir zat yani vahiy semavi orada dedi ki nasıl istersen, ister buradan ister buradan. Hızır i̇ster gibi, böyle git. İster vücut ister Adem dedi. Hızır, i̇ster. Hızır gibi bir zat, ben de dinledim, tecrübe ettim ya. Hadi bakalım. Ama sakın ha doktorum diye gidip de adamı kesip de kafasına böyle bir adam arama. Kafası dostu zaten olsaydı burada bu derslere gelmezdi. Hadi be abi. Bir daha bir gidip de kasap gibi kafa kesip minyatür şey arıyor. Ne dedi biliyor musun? Heykel tıraş, ta büyük bir taşın üzerine çıkmış. Evin önünde heykel, kamyon getirmiş çok büyük taş. Çok ufak çocuğu varmış, 2,5-3 yaşında. Tepesine çıkmış, taş oya oya oya, o adam çıkmaya başladı kafa. Anne demişmiş babası, tabi öğlene doğru kalkmış dedi ki, bakmış ki adamın kafası çıktı taştan, oya oya. Anne demiş, baba bu taşın içinde adam olduğunu nereden biliyordu? Yani vura vura üstelikini kurtarıyor, adam kurtarıyor. Taş oyuyor, içinde adam çıkıyor, sen. Esmalar ışıklanınca. Ben beni kaybetmişim, yitirmişim. Yine bulacak diyor. O benim dedi. Değil mi Muhittin Arap? Çıkan heykel kendi Rabbin. Ben tapacak. Kendi tapu. Kendi yapar, kendi Allah tapar. Muhittin Arap bak, enam gibi önüme koydum tabi. Bak kendi duruyor. Burada koymuşum. Devam. Kendimi kendim yitirdim. Kendimi kendim yitirdim. Yine bulam kendimi. Keşke bulsaydım tekrar kendimi. Kim ben? Hep olursun. Hep mi olmak istiyorsun? Ne zaman? Hiç edince kendini. Bir dersen... Müddin Arabi'nin manen elini öpüyorum. Selam olsun. Ben kayboldum. Selam olsun ona. Ben kayboldum. Beni bulan bana haber ver. Evet. Ya Murat Dursunlar'la Belgrad Orman içinde yaptık onu. Ben kayboldum, 183. Beni bulan bana haber versin. 183. Ne demek 183? Dersin şeyi, psikoloji 183. Ha orada mıdır? İçi değil. Murat Dursunlar, abi sen neden bahsediyorsun benim kim içerdikler abi diye. O da bakıyor anlamadım ben. 280. Neden bahsediyorsun? Yok o zaman anlamamıştı o. Ya, kim bunlar abi? Murat yeniydi. Kim sesleniyorsun? Allah! Kim bunlar ya diyor, kim sesleniyor? Psikolojisi 183 mu? 183 mi 283? 183'te var. Murat o zaman yeni şey yapıyor, yeni yürüyordu. Ondan sonra abi kim var içeride ya dedi. Kim var lan sesini kim var? Hele o videodan kapattıktan sonra gidene kadar abi bir dur öyle çağırçık ya bu hakikaten nasıl diyor ya ne diyor? Şimdi öyle demiyor artık. Hayali behimden ineriz sonra akıl meydanına dururuz. Yine de burada hayal tahayyülde. Mektubat 393. Ve o şeyin abi o sülematta o evvelki yolların mağdur ve dalliğin yolu olduğunu söylüyor. Yani akıla indirip akılda vahiy Kur'an'ı yani muhatap olarak şeye sırat-ı müstakim olacak ya. Olursa işte ha oraya götürmeye çalışıyor. Hani evvelki yolu yani bu taahhüt tasavvuru sanki mağdur dalliğin yolu gibi veyahut da onun kaynağı gibi oluyor. Orada kaynağı yani taahhüle inemeyip hani biz hep diyorduk ya taakkule inememişse hani hayalin tasavvurunu itikat zannediyor. Orada kalıyor. Sanki bu kısım biraz orayı gibi. Çünkü burası serbest. Burayı anlatıyor. Burayı netice biliyoruz. Hususu dünyası onu mu dünyası zannediyor ya. Burası netice zannediyoruz. Ha hatırımıza gelen, hayalimize geleni neticedir. Zannediyorlar. Oysa bunlar ne ihtiyarı ve ne iradeyi dinlemezler. Allah Resulü demiş ki, savaştık, adam öldü, ölüm ihtimal büyük savaştan, aleyhissalatü vesselam, dönüyor. Diyor ki, ey ashabım, küçük cihattan, ölme ve öldürme yerinden, ölme ihtimali vardı, ona küçük diyor, küçük cihattan, büyük cihata gidiyoruz. Ya Resulallah, zannetti ki sahabe, ayrı bir cepheye gidiyoruz. Nefis de, yani nefis burası, sistem. Nefsin beslendi burası. Bununla cihat etmek büyük cihattır. Diyor ki
Ya Resulallah, senin yanındayken ayrı, senden gittikten sonra ayrı oluyoruz. Biz münafık mıyız? Allah Resulü diyor ki, benim yanımda olmak imandandır, benden ayrılmak beşeriyetinizdendir. İçinizde, ya Resulallah, içimden geçeni, böyle acayip acayip şeyler geçiyor. Resulullah diyor ki, içinden geçeni, düşünce veya hayalini konuşmadıkça ve onunla amel etmedikçe, yapmadıkça büyük cihat budur. Ne millet ne zanneder? İçimden geçen düşünce hayaller, günaha girdim zanneder. Allah Resulü tam tersine diyor. İçinden geçen düşünce ve şekilleri yapmadıkça, konuşmadıkça ki tutabiliyorsun, onun adı cihattır ve sevaptır. O günah kabul ediyor, bu sevap kabul ediyor. Resulullah böyle diyor, sen de öyle diyorsun. Allah'ından razı olsun. Sahabe efendilerimiz de yani bununla ilgili bayağı soru sormuş. Tabii. Sahabe dediğiniz adama bir bakar mısınız? 17-18 yaşlarında, 15 yaşında kılıncı bile yere çarpıyormuş. Sahabe dediğiniz adam 40-50 yaşı olgun adamlar değil ha. Çok azdır bile. Birkaç tanedir. Hep 17-18, 17-18, 19. Peygamberimiz gençlerle çalışmış ya. 40'ı geçtikten sonra zor. Hele mazisi yoksa 40'ı. Mesela bu mühendise 40 yaşından sıfır bir adamı getir. Risale-i Nur'a iatası yok mesela. Doktorun 40'ı geçmiş. Osman geçmiş. Kısma zamanımız geçmiş. Sen Fatih geçtin mi? Yok abi. Tamam. Ondan sonra birkaç kişi. Ama mazide Risale-i Nur var. 40'tan önce. O 40'tan sonra ilk defa şey yapıyorsa o cumartesi dersine gelecek. Biraz da terakki ederse çarşambaya gelsin. Çarşambada geçerse divar. Sınav yapıyoruz çarşambada, geçirsin. Tabii bu sınav şudur. Yapılıyor sınav. Çarşambaya gel, buraya peki gelen yok muydu? Kırıp gelme. Gelemez. Sıkılır. Abi İmtihan bana, o. Bana soruyorlar nasıl öyle gittiğinde öyle derslere katıyorsun. Bilmem, ben de bilmiyorum. Bak çarşamba gelenler var, buraya gelmiyor. Ona denildi mi ki gelme? Neye gelmiyor? Geldi. Sıkılıyor. Tak. Neye benziyor? Çay fabrikasına gittim. Elek var. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara, 6 numara. Çay kesilmiş. Böyle elek sağlanıyor. İnce delikler neler düşer? Ufaklar. Büyük parçalar, çay parçalar bu delikten düşmez. Bu numaralar bu. Öyle büyük ki 6 numaradan delik onun yeri. Bu çay geldiği zaman toz gibi 2 numara. En kaliteli çay. Bazı da var biraz büyük, bu delik değil. Bu delik diyor ki benim yerine geç öteye. 3. numaradan düşüyor aşağıya. Ha, bizde 3 tane elek var. Cumartesi umumi ders, çarşamba ders, tima dersi, pazar dersi. O oraya gelebilene kadar gelmişsindir. Yoksa geç oraya. Asla Allah kimsenin başına vermesin. Düşme. Allah Resulü demiş ki, ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya da onları seven olun. Sakın dördüncüsü olmayın, helak olursunuz. Bir daha, ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya onları seven olun. Dördüncüsü olmayın, helak olursun. Çünkü o da küfür bir yoludur. Hem öğrenmiyorsun, hem öğretmiyorsun, hem sevmiyorsun. Sen nasıl Müslümansın? Yani bu dinin düşmanı mısın? Bu dini mübinin ilimle yayılacak. Sen ilme düşman mısın? Ulema kullandıkları sarı bile anlama koydular. Medrese, Fatih Külliyesi, siyah sarık sarana müderristi. Beyaz sarık sarana talebeydi. Önce nur talebeleri beyaz sarar. Talebeyiz biz. Hiç kimse müderrist değil. Evet, şunu okuyayım tamam diye bitiriyoruz. Öğlen kılacağız. Ve bitiriyoruz. Mezar taşı bile öyle abi. Mezar taşı. Mezar taşında sarıklı olanlar deristir. Normal şey benim mezar taşı gibi düzse. Bakalım hangimizin mezar taşı olacak ki? Belki bir kısmımızın mezar taşı olmayacak. O bile nasip olmayacak. Mezar taşı bile olmayacak. Gideceğiz. Usta, ha? Gideceğiz. Yani mezar taşı belki de olmaz. Mektubat ile aksanep savaşan mı? 393 mektubat. Bu manayı temel için kendi başından geçmiş nurlu bir hali ve hakikatli bir hayali söylüyor.
nokta 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 git git git. Hepsi uzun bir paragraf olduğu için devam ettim bir yerde. Birden bir perde daha inkişaf etti. Gene git 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 git. Kabe-i Mükerreme etrafında dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Kabe. Şuraya bak. Oraya... Nasıl? Kabe'ye gitmemişti. Hadi, hadi de ha. Gitmemişti şimdi. Hadi bak. Bak ne diyor? Birden bir perde daha inkişaf etti, sonra devam etti. Ben almadım uzun. Kabe-i Mükerreme etrafında dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Elhamdülillah Rabbil Alemin dedim. Benim bu kadar şefaatçilerim var. Yani şey biz hikaye diyoruz. Yani Üstad Kabe'de görmüş. Kendini. Benim namazda söylediğim her bir sözüm aynen söylüyorlar. Tasdik ediyorlar. Namazda söylediğim namazda evet. Kılıyor. Yani. Namazda namaz kılıyor. Madem hayalen bu perde açıldı diye ben oraya kadar aldım. Bu namazda oluyor bu. Şimdi anladıklarımızı yazıyoruz, kesiyorum. Bu o hayalin hakikat olmasıyla ilgili Hasan abi, bu şöyle bir okusan demin öyle geldi de denk gelsin diye. He. Diyor ki, oku. O sayfa, kitap. Şu alan 636. He. Yani Hüccet-i Zehra. O aynı seyyah asırlarda arz ve semavat tabakalarında aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen. Aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen, yorulmaz, tok olmaz. Bütün dünyayı bir şehir gibi görüp teftiş ederek kah Kur'an hikmetine, kah felsefe hikmetine aklını bindirip geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak hakikatları vakide olduğu gibi görmüş. O muayyo. Hakikatleri vakide olduğu gibi görmüş. Bizlere de, bizlere Ayet-i Kübra'da kısmen haber vermiş. Kısmen. Kısmen. Deri mi? Bir daha okuyayım şuraya. Ya bir daha. Baştan. Çok güzel bir şey mi? Baştan. Şiir. Kurbanım. Abi ya. O aynı seyyah asırlarda ve arz ve semavat tabakalarında. Asırlar ha? Asırlarda, arzda ve semavatta. Üstad sanki başka birinden bahsediyormuş gibi. Ama kendini acayip ayırmış. Bunu diyen gezeni başkası gibi ifade ediyor. Ama aklı kalbi hayali gezmiş. Başka tarafı. O da başka bir şey. O aynı seyyah asırlarda arz ve semavat tabakalarında aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen. Aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen, yorulmaz, tok olmaz. Bütün dünyayı bir şehir gibi görüp teftiş ederek kah Kur'an hikmetine, kah felsefe hikmetine aklını bindirip geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak hakikatları vakide olduğu gibi görmüş. Dur orada 27. sözde diyor ki aynı zahirde hakikati müşahede etmek. Ne geçiyor değil mi? Bizlere Ayet-i Kübra'da kısmen haber vermiş. Kısmen. İşte biz diyor o aynı hakikat ve bir temsil manasında olan seyahat-ı hayaliyesiyle girdiği pek çok alemler ve tabakalardan numune için yalnız 3 tabakasını diyor. Burada da Fatiha'yı anlatıyor. Yani bak ifade burada ikinci son okuduğumu tekrar okuyacağım. İşte şimdi biz o aynı hakikat. O aynı hakikat. Hayal ettiği şey aynı hakikat. Aynı hakikat ve bir temsil manasında olan seyahat hayaliyesiyle. Film bak seyretseydi. Ama aynı hakikat diyor. Yani. Aynı hakikat neydi? Hakkayı keşfe sabredin. Esma. Mesela bize... Esma'yı müşahede etmiş. Hayalin sanki bizdeki ahkam kısmı safsataydı ya. Yani üstad orada yani herhalde çoğunluğu... Hayal safsata, değil, tahayyül safsata. Tahayyülle pardon, tahayyülle. Sanatçılık hayal değil. Yani Allah-u Alem aynı hakikat da tahayyülle görülüyor yani. Çünkü. Evet, aynen. Yani hani safsata gibi geliyor bize hayal. Hayır hepsi, böyle şey değil, iki tarafı da açık. Hepsi. Yani orada üstad negatifini söylemiş de, hani onun için diyorum. Müsbetini de burada söylüyor. Tamam safsata çıkar, ona nerede çıkıyor? Aynı hakikati görüyor. Aynı vakide olmuş. Başı, insan adamın başı dönüyor ya. Şu tabirleri dur hele deyince. Ne güzel cani kabul ediyorum. Şunu dırırt diye okun geç. Okudun değil mi? Okudun geç. Mana katilisin ya. Şu nasıl, ne diyor? Nasıl değişiyor insanın bakış açısı şunu okuyunca. Yani şok olduk da hepimiz öyle değil mi? Bir daha bak Kabe'ye gitmiş. Kendimi namazda diyor.
Kabe'de gördüm diyor. Muhyiddin Arabi şeyin de diyor, Fusus hikiminde okudum. Kabe'ye gitmiş, orası kalp ya, kalp, Kabe aşağı iniyor. Aynı özdeş olunca tak didirilmiş, bir canlı zaten. Kabe ona demiş ki, Muhyiddin hoş geldin dedi evine. Kabe demiş. Muhyiddin evine hoş geldin. Sohbet etmeye başladım diyor. Halatır sordu diyor. Ben de sordum diyor. O adam var mı yani? Böyle adam mı yaşıyor? Ondan sonra dedim ki ötelerden soru sordum diyor. Dur diyor. Sen diyor şeyini yap diyor. Ben seni oralara götüreceğim. Götüreceğim demiyor tabii. Arkadaşlık edeceğim sana. Sonra diyor o peyke katıldım diyor. Şey yapınca hop Mer 7. türde pşşt. Peygamberin talebesi işte böylesi talebe olursa. En azından Yasin eksikliğimizi bilecek kadar ilmimiz var hamdolsun. Ne kadar bilgisin dedikleri zaman diyeceksin ki eksikliğimi, eksik olduğumu bilecek kadar alim. Hiçbir şey bilmesem de o adamlara dostum abi. Evet, İmam-ı Gazali diyor ki ilim hiçbir şey bilmiyorum demekten başlar. Çünkü biliyorum demek seni bloke eder, köleleştirir. Sen kendi malumatına hapsolursun. Dinlemesin bu dersi. İnsan böyle dostlar olsa hiç şey olur mu? Korkarım ya. Acayip değil mi? Bugün Yasin değişikliğini gördü. Bana bak bu ne hastane bugün gösterdi. Çözmüş. Bugün durum iyi değil. Ama onlar bize kutlay diyor yani. Değil mi? Çeşke ahir zamanda olsaydım diyorlar yani. Ben bu dersleri beraber çalıştığımız halde, bu dersleri sunmaya çalıştığım halde gayret ediyorum. En çok vallahi benim ihtiyacım, ben kendimi göreceğim. Ama fetretten de alacağıma inanıyorum. Bak, o için hepiniz alacaksınız. Hasan abi, o şeyde bir arkadaş demişti de, şimdi deyince hani ben seviyorum. Allah diyor ki salihlerden olun demiyor, salihlerle beraber olun diyor. Tevbe yazın söylüyor. Harika. Ayet mi bu? Ayet tevbe. Bana bulup da şey yaparsın. Tevbe 119 abi. Onu yazayım dur. Bu benim çok işime geliyor. Fethül-i ibadi, Fethül-i cente. Onlarla ilk önce o. Tevbe kaç? Tevbe 119 abi. Salih olun değil mi? Karşı gelmekten sakının ve salihlerle, doğrularla beraber olun. Doğru olun değil. Vay be, kim demiş Allah bundan razı olsun. Allah demiş. Allah demiş. İyi ki bu ayet var yani abi. Tabii, razı şiirine düştüm şimdi. Ey Allah'ım, Allah senden razı olsun. İyi ki böyle gönderdi, öbür türlü gönderseydin olacaktı abi. Değil mi abi? Ya ne kadar güzel bir şey. Salihlerle beraber. Bu işte beşeri kelam olamaz. Çünkü beşeri ne olduğunu bildiği için bu Allah kelamı olur ancak. Çünkü böyle ruhumu, aklımı, kalbimi böyle mutlu edemez beşer kelam. Böyle bir şey olamaz. Salihler. Bu nasıl inceliği düşünecek peygamber ya? Olun, salih olun demiyor. Evet. Bu herkese nasip olmayacak ama öbürküsü olabilir. Öbürküsü olur mu? Evet. Beraber olur. Salihlerle diyenken bu kalemi bana hapishaneye salih kardeş getirmişti. Ona da sen. O da tamam. Hapishanede bana bu kalemi getirir sonra. Bir hafta sonra verdiler, onu incelemişler. İçinde bir şey var. Allah. Bir de Hulusi abinin de vardı, salihlerden değişsek de onları seviyoruz. Evet. Şeyde geçiyor, 7. levhada değil mi? Ya Rabbi, seni seviyoruz ama onun alameti de seni sevenleri seviyoruz. Evet, Allah'lığın hatırını kabul et ya. Onların hürmetini ya Rabbi hatırla. Onlarla beraber haşret ya Rabbi. Amin. Ya amin. Şimdi bitirelim şu şeyi. Vay be. Bizim bildiğimiz hayal değil. Hayalin de hakikati var. Yani hayalin sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var. Şimdilik anladım. Hayalin sureti mevcudat aynelerinden,
kanuniyeti hayal insanda, hakikat esma ilahiye, hayalin mahiyeti de sıfat ilahiyettir. Bu gördüğümüz Bayezid Camii'ye giydirilen, Bayezid Camisi'nde hafızları dinliyordum diyor ya İhlas'ta. Bak bak bak, bu da benim tarafıma, tuhafıma gitti. O zaman ne olmuş bize ki? Bayezid Camisi'ni elbise olarak gördüm. Bayezid Camisi o bina değil o. Orada o vardı, ona elbise giydirildi, mayenleşti. Mutlak olan bir şeyi bir yerde tutmak için, mutlak olan ruhu burada tutmak için bu elbiseyle kayıtladı. Bayezid Camii bina değil. Oradaki o manaya giydirilen libastır o bina. Bayezid Camii'ye giydirilen, dolayısıyla mevcudata giydirilen alim-i misalim ve alim-i manaların hakikatları, alim-i şehadetteki suretleridir Bayezid Camisi. Hakikat, alim-i mana ve alim-i misalin hakikati olan ruhumu, aklımı, kalbimi alim-i şehadette tutup gösteren bir simgedir, eder, elbisedir. Hatta beden elbise de demiyor. Şey diyor, hanesi, ne olur Bayezid Camisi, Bayezid Camisi o değil, Bayezid Camisi o bina, onu mutlak olanı muayyenleştirmektir. Kabe olan o bina Kabe değildir, o Kabe'ye giydirilen libastır o bina. Kainata bu gözle bak. Çünkü Kabe arş aynı. Arş o bina olamaz. Allah'ın evi de olamaz. O şekilde olamaz. Allah'ın evi böyle mi dikdörtgen? Çünkü biraz böyle ben şey yapayım. Kabe'yi insan eliyle yapılmış. Toplam. Aslı öyle değil biliyor musunuz? İbrahim makamı var ya böyle. Bak böyle geliyor. İbrahim makamına doğru böyle git. İki rekat kılıyoruz böyle. Elips. Ama ne olmuşsa köşe yapmışlar. Çünkü niye? Allah'ın Kur'an'ında hiçbir harf ve doğada Allah'ın hiçbir sanatı köşeli değildir. Hep elipstir. Allah'ın Kâbesi köşeli olamaz. İnsanları karışmış. Karışmış. Yani Kâbe'ye dikkat edin. O köşe olduğu yere bak ben size söylüyorum. Bir çizer misiniz abi? Çizeyim. Çizerek yapın ya. Bak, yapın. Önemli çünkü. Bak çizeyim. Şu anda Kâbe... Kâbe şöyledir abiler. Öyle mi abi? He? Şimdi aslı çok iyi biliyorsunuz ki şurada Kabe'de sayılıyor. Evet, onun içinden ama. He Osman? Oluyor. Evet abi. Şu Kabe'de sayılıyor. Hicr-i İsmail miydi? Evet. Kabe'de sayılıyor. Orada namaz kılmak, Kabe'nin içinde namaz kılmak gibi değil. Dir, kendisidir. Aynen. Gibi değil. Oradan geçersen tavaf olmaz. Buradan geçersen, Allah razı olsun hatırlattın. Evet, tamam. Buradan geçersen tavaf olmaz. Buradan geçersen tavaf olur. Yani buradan kapı var giriyor insanlar. Buradan yani geçiş yapsan evet, tavaf olmuyor. Çünkü bu Kabe'dir. O zaman Kabe'nin şekli şöyledir. Tamam. Seccadedir. Seccadeye benziyor. Ben çizdim de. Seccade benziyor. O zaman köşeli değil. Ha, bunun Kabe şu Amud-u Nurani'dir bu. Onu da şimdi mahkemattan yapacağım. Birleştireceğim size. Dünya yuvarlaktır. Ayak gibi değil mi? Bak dünya yuvarlaktır. Evet, bu da elips çıkında. Elips diyelim. Şimdi burada adam namaz kılıyor. Yüzü Kabe'ye dönecek. Adam burada. Yüzü Kabe'ye. Mümkün değil. Kabe şurada kaldı. Şöyle biraz da yüksek yaparsak resmi uysun. Bu yüzden abi ayette diyor ki gönlünüzü kıbleye dönün. Yani kıbleye dönün demiyor derek. Evet. Gönlünüzü bak. Şimdi bu adam burada durdu. Burada. Tamam yönü Kabe'ye geldi.
şu adam şurada. Evet. Yönü böyle. Bu adam burada durdu. Makam. Yönü böyle. Kabe değil ki. Ha, ustad diyor ki Kabe denilen şu muayyen yer değil. Arşı ferşe. Arş ferşe bağlayan bu amud-u nuranidir. Yani burada mutlak ve muayyen olan, yani şey mutlak olan bir hakikat Kabe budur. Amud-u nurani şu. Şudur. İşte bunu muayyenleştirmek için orayı, bu hattı, bu kanalı muayyenleştirmek için burada bir eser koyduk. Beden gibi. Yani bu muyum ben? Hani Hasan'ı bu dünyada ne tutacak? Muayyenleştiren bedendir. Ruhu her yerde olduğu için. Bu Kabe'nin altı ve üstü sonsuza doğru gidiyor. O zaman bu adam buraya gittiği zaman buradan bak, aha yönü gene Kabe'ye geldi. Buradaki adam, aha gene Kabe'ye geldi yönü. Şu Kabe bu değil. O muayyenleştirmiş o mutlağı. Dolayısıyla bunu mahkemata ne diyor? Amud-u Nurani. Peki, burada namaza döndüm. Bütün namazın bütün erkanlarında şarttır, yüzün Kabe'de olacak. Tamam. Sıfkı, iftida tekbirini değil. Peki, eğildim, yüzüm değişti. Ha, böyle gitti. Ha, bu sefer eğilince şöyle. Tamam. Peki buraya geldi. Bu dünya yuvarlak olduğu için, ben dünya yuvarlak değil mi böyle? Benim şöyle göğsümden çıkan şu an dünyayı deliyor. Gene bunun altına buna denk geliyor. Anladınız mı? Çünkü Kabe şuradadır. Kabe şurada ise Amud-u Nurani'si böyledir. Böyledir. O hariç dünyanın haricine koyduğumuz için şaşırdınız. Tamam mı? Şimdi dünya, Kabe'nin aşağıya doğru yapınca a bak mutlaka buraya kesişiyor. Kesişiyor. Tamam mı? Onun için Kabe o mutlaklığını belirli yerde muayyenleştirdi. Bedenin ruhu bedenle muayyenleştiği gibi. Onun için Kabe şu andaki bina Kabe'ye giydirilen libastır. O değildir. Arşı ferşe bağlayan amud-u nuranidir. Nurani bir sütündür. Manevi dalga boyutudur. Kabe o. Ha, Beyazıt Camisi de şu Beyazıt Camisi değil. O mekanda arşı ferşe bağlayan, şimdi size bir şey anlatayım. Mescid-i Nebevi'de bir tabela asılması icap etti. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gali sırtıma bas, onu as dedi. Ve hayasına, edebine, terbiyesine sığdıramayan Hazreti Ali, estağfurullah ya Resulallah, siz bana basın ve çıkın onu asın dedi. Ali dedi, benim bir halim var, o hal tahakkuk ederse taşıyamazsın. Ben Hazreti ben Allah'ın aslanı değil miyim? Seni nasıl taşıyamam? Ali, benim bir halim var ki o zaman taşıyamazsın dedi. İyi ki öyle olmuş. Vahyi hali herhalde, vahyi. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki bana bastı diyor, tam tabeli yazınca vahyi gelmesin. Yani bir de beşeri olmadığını yap. Şimdi onu gelecek yer mi ayet? İnsan küp masasına oturur, kalemini alır, tefekkür eder, ayeti yazar. Kendi yazsa. Tabelayı asarken bu olur mu? Devede giderken cephede bu olur mu? Ustadın Risale-i Nurları İlham'a yazdığında Ruslarla savaşırken cephede at üstünde yazılmış. Ulan savaşırken bu mana olur mu? Böyle bir şey olur mu? Biz de inşallah yapıyoruz? Hapishanede bunlar yazılır mı? Zor yani. Şimdi hatta bir de cephedesin. Bunlar yazalım. Ya Tabip, ya Zabip demiş. Ya Ruslarla savaşıyoruz ya. Ha?
Sonra vahiy gelince diyor mu, ıp yere yapışmış. Hazreti Ali düşmüş. Çapamıyorum diyor. Sonra bir baktım yanına sonra şöyle, kafası belli değil diyor. Arşta diyor. Aşağı doğru baktım, ayağı felçte diyor. Vahiy olunca insan mutlak ve yani mutlaklaşıyor. Arşı ferşe. Kur'an-ı Kerim diyor ya, arşı ferşe bağlayan. İnsanda onun karşılığı ya, arş ve ferş. İşte Kabe'de böyle. Arkadaşlar, peki bu Cenab-ı Hak nasip etti. Bayezid Camii'ye giydirilmiş. Bayezid Camii'si o değil. Sen bu değilsin. Sana giydirilmiş. İnsan mevcudatın zahirindeki suretine muhatap. Hiç kimse hakikatini görmüyor. Bu suret elbise, elma armuti görsen, bu suretin arkasında sen. Senden sana. Namazda olanların şuursuz oldukları halde, tırnak içinde ustadın şimdi, Bayezid Camii'ndeki cemaate iştirakımı ve her biri benim bir nevi şefaatçi hükmüne ve kıraatımda izhar ettiğim hükümlere ve davalara birer şahit ve birer müeyyit gördüm. Haşim Meydan'a gidince ya Rabbi namaz kıldım. Nerede? Kabe'de. Erayitellezi okudum. Delilim Osman'dır. Nerede oldu ya? Kabe'de değil miydin sen? Beyazıt Camii'nde. Beyazıt Camii'nde mesela Topkapı'da şey. Fark etmez. Kimle kıldık namazı? Bu. Yetmiyor. Burada kıldık ya. Kılacağız inşallah. Beyazıt Camii içindekiler. O namazı kılarsak öğleyini kılanlar hepsi namazınınsa teyit oluyor. Kendi gitmemiş. Cemaatı da götürmüş. Evet. İnsanlar şuursuz ama nasıl görmüş? Bak insanlar şuursuz. Allah-u Alem lisan halleriyle orada bulunmaları ve insanların mazar oldukları esmaların şehadetleridir. O camide nasıl şehadet edecekler? Yani insanlar şuursuz. Adam gelmiş, ayakkabı beyacısı. Adam gelmiş profesör, Beyazıt Üniversitesi'nden. İkisi de durmuş. İkisi de teyit ediyor. İkisi de biberi. Kimisi üniversite kafası, kimisi ayakkabıcıyımda. Kimisi benim gibi böyle, acaba ayakkabım çalınmış mı kafa arkada. Nasıl benim namazıma teyit edecek? Allah-u Alem lisan halleriyle orada bulunmaları bir, insanları, o insanın mazar oldukları esmalarının şehadeti olacak. Hayalin sureti bu mevzuyla, Beyazıt Camii mevcudat. Hayalin kanuniyeti bu noktada sırrı inkişaf etti insanlar. Şimdi dolayısıyla Allah-u Alem bugün buraya kadar bitirelim, bitti kabul edelim. Haftaya Allah nasip ederse artık hayal mi olur, tahayyül mü? Devam edelim ya. Bu hayali tamam. Hani iki ders yaparsak yine evet. Devam ederiz. Tamam. Yani. O zaman inşallah hayalde devam edeceğiz. Sayfa 344 olacak. Tamam. Eğer yaşarsak Allah nasip ederse bak bunlar hayal bak. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar yaptık. Burayı da yaptık. Burayı da yaptık. Hayalde yaptık. 5, 6, 7, 8. Burayı yaptık. 9, 10, 11, 12, 13, 13. Ha, 13, 25. defterde devam. 13, bir bakayım ben, 13. Ondan sonra ne, 25. 92. sayfadaymış. 13 merak ettim, 92 bulayım. 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19 sayfamız var. Hayalde. Sonra tahayyül, sonra tasavvur. İnşallah kabre gideceğiz olmaz. Çıkacağız inşallah abi. Kabre çıkacağız. Yani, güzel. Dikkat edin. O cumartesi dersinde. El Fatiha. Allah'a emanet olun.